iddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elam ve Ayhan Şensoy'la Sabah Sporu başlıyor. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 6 Ağustos 2024. Salı günündeyiz. Saatlerimiz de 7.04'ü gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Bugüne de aslında olimpiyatlarla başlamak istiyorum. Dün akşam seansında atletizmde çok güzel bir müsabaka vardı. Milli sporcumuz Ersu Şaşman'ın da yarıştığı sırıkla atlama finalleri oynandı ve milli atletimiz Ersu Şaşma da 5.85'lik atlayışıyla olimpiyat beşincisi olmayı başardı. Bir önceki olimpiyatta da Ersu yine finaldeydi bu branşta. 10. olmuştu. Bu sefer çok daha formda geldi. Çok daha iyi atlayışlar yaptı. Hem eleme zamanında bundan 2-3 gün önce hem de dünkü finalde hatta 5.85'e kadar da hatasız geldi sporcumuz. Ama sonrasında 5.90'da ilk hakkında başarılı olamadı. 5.95'teki iki hakkında da yine başarılı olamayıp olimpiyatları 5. olarak tarihi diyebileceğimiz bir başarıyla noktalamış oldu. Atletizmde olimpiyatlarda bizim şu ana kadar çok fazla madalyamız yok. Dün okuduğum kadarıyla 3 madalyamız, 1 ikincilik, 2 de üçüncülüğümüz var. 6 madalyamız haliyle yok. Ersu da hani daha sonrası için bunun sinyallerini verdi demek isterdim ama altın için veremiyor. Çünkü Duplantis bu sporun şu anda tartışmasız en iyi ismi, ki dün de eğer müsabaka izlediyseniz Armand Duplantis de gecenin sonunda dünya rekorunu yine geliştirmeyi başardı. 6 metre 24 santimdi. Dünya rekoru ona aitti. Böyle santim santim kırıyor. 6.25'i denedi. İlk iki hakkında başarılı olamadı. Fakat son hakkında olağanüstü bir atlayış. Gerçekten çok kolay da gösteriyor İsveçli sporcu ve dünya rekorunu kırmayı başarıp altın madalyanın da sahibi oldu. Zaten onun altın alacağı çok çok belliydi. Gerçekten diğer sporcular arasında çok çok büyük fark var. Rekoru 6.25'te kırdı. Ondan sonra gelen sporcu 6 metre atlayabildi ki zar zor atlıyor sporcular onları. Duplantis 6 metre 10 santimetre de olimpiyat rekorunda yine çok rahat kırmayı başarmıştı dünkü müsabakada. Onun haricinde Ferhat Arıcan, milli jimnastikçimiz, o da gün içerisinde paralel bar finalinde 15.1 puanla olimpiyat beşincisi olmayı başardı. Madalya alamadı belki ama o da tarihi bir dereceye imza attı. Jimnastikte çok önemli bir geleneğimiz yoktu ama son yıllarda kendisinin de önderliğinde birçok sporcumuz şu anda jimnastikte yarışıyorlar. Olimpiyatta temsil edilmekte tabii ki çok çok önemli bir başarı. Dün itibariyle güreş müsabakaları da başladı. Güreşte de sporcularımız birer birer sahne aldılar ama pek iyi bir gün geride kalmadı. Kadınlarda Buse Tosun Çavuşoğlu, o da repesaj müsabakalarına çıkacak. Elendi, rakibi de finale çıktı. Erkeklerde Enes Başar ve Muhammed Hamza Bakır, onlar da son 16 turunda oyunlara veda ettiler. Yenildikleri rakipleri de finale çıkamayınca olimpiyatlar onlar için de sona ermiş oldu. Atletizmde 400 metre engel elemelerinde iki sporcumuz dün yarıştı. Berke Akçam ve Yasmani Copello Escobar. Bu iki sporcu da yarı finale çıkamadılar. Bugün repesaj yarışına katılacaklar. Oradan yarı final bileti arayacaklar ki bu repesaj nedir diye soracak olursanız da ikinci bir şans geliyor tabii sporculara. Bazı branşlarda, işte güreşte de var repesaj, atletizmde de var. İkinci bir fırsat gelecek. Bakalım onu değerlendirebilirlerse yarı finalde sporcularımızı da takip edeceğiz. Yelken'de de yine sporcularımız dün suya girdiler. Yiğit Yalçın Çıtak olimpiyat 23.sü oldu. Derin Atakan, o da Alican Kaynar, Beste Kaynakçı'dan oluşan karışık takımımızda mücadelesini sürdürüyor. 18. basamakta. Diğer sporcularımız Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'nun yarışı ise yapılamamış. O bilgiyi de verelim. Bugün de onda Fener Sultanları'nın çeyrek final maçıyla başlayacağız olimpiyata. Türkiye Çin'le eşleşti. Biliyorsunuz son grup maçında İtalya'ya 3-0 kaybettik. Grubu ikinci bitirdik ve
grup liderlerinden Çin'le karşı karşıya geleceğiz ki Çin Sırbistan'ı 3-1 yendi, Amerika'yı 3-2 yendi, Fransa'yı 3-0, 8 puanla adını çeyrek finale yazdırdı. Formda gözüküyorlar, biz ise pek iyi durumda gözükmedik yine İtalya karşılaşmasında. Maçın favorisi Çin ama tabii ki milli sporcularımızın gününde olmaları halinde neden bir galibiyet ve yarı final gelmesin. Güreşte de yine sporcularımız bugün sahne alacak. Atletizmde dediğim gibi repesaj müsabakaları var, 400 metre engelde, yelkende, güreşte ve akşam seansında da, hatta gece oluyor artık, 23.18'de milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu kadınlar 50 kilo yarı finalinde Filipinlerli rakibiyle karşı karşıya gelecek ve o da Hatice Akbaş gibi bir final bileti arayacak. Geçen olimpiyatta da finale çıkmış, gümüş madalya kazandırmıştı bize Buse Naz Çakıroğlu. Bakalım yine aynı başarıyı tekrarlayabilecek mi? Futbola geçersek, dün kura çekimleri vardı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu. Galatasaray Young Boys'la eşleşti playoff turundaki müthiş iyi bir kura. Kağıt üzerinde Young Boys'un sezona felaket başlaması, geçen sezon şampiyon olsalar da çok büyük bir avantaj Galatasaray açısından. Fenerbahçe Lille elemesi halinde Slavia Prag Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Saint-Gilloise'ı geçen sezon zaten biliyoruz, Fenerbahçe mağlup etmeyi başarmıştı. Fenerbahçe bu arada bugün Lille deplasmanında olacak. Bugün onu da tabii konuşacağız. Dün basın toplantısı vardı. Mourinho ile birlikte Mert Hakayandaş çıktı o toplantıya. Muhtemel 11'leri neler yapar, ne olur, ne biter onu da konuşuruz. Beşiktaş Avrupa Ligi playoff turundan başlayacak. Rakipleri Partizan Lugano eşleşmesinin galibi olacak. Lugano'yu da gördük Fenerbahçe eşleşmesi. Trabzonspor Rapid Wien'e ise Avrupa Ligi playoff turunda Braga Servet eşleşmesinin galibiyle oynayacak ki Braga'nın buradan gelmesini bekliyoruz. Eğer elenirse Trabzonspor Rapid Wien'e, Konferans Ligi playoff turunda da Sengalen Slask Wroclaw eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Başakşehir'de İberia Tiblis'i elerse playoff turunda St. Patrick's Athletic Sabah eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmeleri de söylemiş olalım. Dediğim gibi bugün Lille-Fenerbahçe karşılaşması var. Onu da detaylı konuşacağız. Transfer gündemine bir göz atacağız. Galatasaray'da yönetim içerisinde bir kriz olduğu konuşuluyor. Basına yansıyan bazı gelişmeler var. Metin Öztürk'ün istifa edebileceği yazılmış. Galatasaray'da tabii 5-0'lık mağlubiyetle birlikte biraz karıştı. Zaten karışmaya müsait bir ortam vardı son dönemde. Bu mağlubiyette o süreci sanki biraz hızlandırmış gözüküyor. Oradaki haberlere de yine göz atacağız süremiz yettiği boyunca. Diyelim aramızı verelim, aradan sonra devam edelim. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elam ve Ayhan Şensoy'la Sabah Sporu devam ediyor. Devam ediyoruz. Şimdi olimpiyatlarla başlamak istiyorum, dün de yaptığım gibi. Çünkü Ersu Şaşma, milli atletimiz sırıkla atlama finallerine dün kaldı. Akşam 20'de başladı müsabakalar, atlayışlar. Bayağı da uzun sürdü. Dün ben en son Duplantis dünya rekoru kırdığında saat 11.30'tu. 3.5 saat kadar sürdü finaller. Araya çünkü yarışlar giriyor. İşte 200 metre finalleri, 1500 metre, oradaki anons saatte sporcular tabii duruyorlar konsantrasyonu kaybetmemek için. Biraz uzun sürdü ama çok da keyifliydi. Hem Ersu'yu takip etmek çok keyifliydi. Ersu elendikten sonra da Duplantis acaba dünya rekorunu kıracak mı diye takip etmek çok keyifliydi. Ben hani cumartesiden itibaren bayağı bir olimpiyat havasına büründüm. Sen geçen hafta birçok müsabaka izlediğini söyledin. Abi. Hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Ben de bu hafta sonu yani evden neredeyse çıkmadık. Cumartesi pazar Gizem'le birlikte izledik. Çıktığımız anda da işte o araba koltuğunda işte açtı, boks müsabakası vardı, onu izledik. Hani her anımız neredeyse olimpiyatla geçti. Dün de açıkçası öyle bir gündü. Eve gelir gelmez açtım. İşte badminton finali vardı, onunla başladım. Akşam da tabii Ersu'nun seansını merakla bekledik ve Ersu da gerçekten olağanüstü bir işe imza attı.
dünkü müsabakada. 5 50 ile başladı sporcular. Ersun'un en iyi derecesi zaten Türkiye rekoru 5.90. 5 50 çerez niyetine geçti Ersu. Zaten 12 sporcunun 12'si de 5.50'yi geçmeyi başardı. Ardından 5.70 orada da ilk hakkında başarılı oldu Ersu. 5.80'de ilk hakkında başarılı oldu. 5.85 bu sezonki en iyi derecesi olacaktı. Onu da ilk hakkında geçti Ersu. Hatasız şekilde gitti. Hatta o an tabii birçok sporcu 5.85'e kadar hatasız geldiği için bir numaradaydı Ersu. Yanında bir yazıyordu. Spiker arkadaşımız da bundan bahsetti. Bir madalya umudu doğdu. Zaten favori olabilecek iki sporcu elemelerde gitmesiyle birlikte bir bronz acaba çıkarılabilir mi diye konuşuluyordu Ersu için. Ki gerçekten o havada, o ritimde var gözüküyordu Ersu şaşmada. Fakat 5.90'la birlikte, ki dediğim gibi Türkiye rekoru, kendi rekoru Ersu'nun, zorlanmaya başladık. İlk denemede başarılı olamadı milli atletimiz. Risk aldı. 5.90 devam etmedi çünkü diğer sporcular geçmeye başladı. 5.95'te o kalan iki hakkını kullanmak istedi. İkisinde de başarılı olamayınca diğer sporcular da tabii önüne geçti ve Ersu da olimpiyat oyunlarını 5. sırada tamamlamayı başardı. Üst üste ikinci finali bu bir kere. 24 yaşında sporcumuz. 2021'de 21 yaşındayken yine finale kalmış. 10. olmayı başarmıştı. Burada derecesini de geliştirdi. 10.luktan 5.lik. Daha da iyisi olabileceğini aslında gösterdi. Daha önü açık. Tabii altın madalya için az önce de söyledim. Mümkün değil duplantısı olduğu sürece, ama gümüş için, bronz için Ersu'dan da bir şeyler bekleyebiliriz önümüzdeki dönemde. Ya Ersun'a her zaman bir şeyler bekleyeceğiz. Öncelikle dediğin gibi tebrik etmek lazım. Fakat senle geçtiğimiz günlerde konuştuğumuz bir konu vardı. Bu bazı sporlar için bazı oyuncuların şanssızlığı oluyor. Yani senin olduğun dönemde öyle bir sporcu oluyor ki onu geçmek imkansız. Şimdi Duplantis'in derecesiyle ikinci olan sporcunun derecesi arasında ne kadar fark var? 25 santim fark var. 25 santim fark var. Bu sporda bir santim çok büyük fark ediyor. Dolayısıyla hani bu biraz da Ersun'un şanssızlığı. Ersun'un iyi olduğu bir dönemde, normalde madalya alabileceği, madalya için yarışabileceği bir dönemde Duplantis gibi, hani biz bir küçükken Sergi Bubka'yı bilirdik, bir de şimdi Duplantis'i biliyoruz. İkisi de hani bu sporda tarih yazan isimler oldu. Ersun'un en büyük şanssızlığı o. Bu ama hakikaten öyle, ya işte bazen söylerler böyle şanssızlık derler de öyle değil gerçekten. Şimdi tekrar bir düşünün. Birinci olan sporcu ile ikinci olan sporcu arasındaki farkı olimpiyatlarda, bu hani yüzmede neredeyse 25 metre fark atmak gibi bir şey. İkinci olan sporcu, öyle bir şey hani ne kadar seyrek görüyorsan, bu sporda da, sırıklı atlamada da işte bu İsveçli Duplantis'in yaptığı inanılmaz işler spor tarihine, yani bu sporun tarihine kendi adını yazdırıyor. İkinci, üçüncü sporcu için dünyanın en zor spor haline getiriyor. Ya onlar, spiker de dedi aslında, hani gümüş alan altın almış gibi hissediyor kendini. Çünkü Duplantis kategori dışı. Evet, yani bu aynen, dünyadan öyle, iyi gibi. Öyle de söylenebilir. Yalnız dün yarışı izlerken, tabii diğer sporcularla uzun zamandır birlikte yarışıyor Duplantis'te. Diğer sporcular da yani onun rekorlar kırması için hani ondan fazla böyle atmosferi yükseltmeye çalıştılar. İzledim, ben de izledim şimdi. Sen yokken izledim. Ha, izledin mi? Evet. Yani ikinci olan, o gümüş alan çok sporcu. Çok büyük destek veriyor. Evet, ayakta sürekli o atlayışını yapacakken tribünleri böyle şey yapmaya çalışıyor. Motivasyon veriyor. Konuşuyorlar. Kendi aralarında Duplantis'le. Ki Duplantis'in ne kadar iyi olduğunu göstermesi açısından bir şey daha aktarayım. İşte herkes 5.50 ile başladı. Tabii ki Duplantis 5.50 ile başlamadı. Pas geçti. Diğer 11 sporcu da 5.50'yi bir geçeyim. Hani ne olur ne olmaz dediler, ama Duplantis öyle bir şey yok. 5.70 ile başladı. Sonra galiba 5.80'e de pas geçti. Diğer sporcunun hepsi onu atlarken Duplantis yok dedi. İşte 5.90'ı galiba atladı. Sonra 95 ile pas geçti. İşte 6. Zaten 6'da 2 sporcu kaldı herhalde. 6.10'la olimpiyat rekorunu kırmaya çalıştı Duplantis. İlk atlayışını kırdı. Olimpiyat rekoru da 6.03 civarıydı. Onu da çok rahat kırmayı başardı. En sonunda zaten tek kaldı. Diğer sporcu elendi. Üçüncü hakkında 6.25'i geçmeyi başardı. Zaten santim santim kırıyor. Sen Bubka'yı hatırlıyorsun. Ondan sonra da Renaud Lavioni diye bir Fransız bir sporcu çıktı. O dünya rekorunu kırdı Bubka'nın. Ve
Duplantis de onun rekorlarını işte santim santim kırmaya başladı ki o Lavigne'nin tribünde Duplantis'in antrenörü ve hem de anne babasıyla birlikte yan yana takip ettiler. Her atlayışından sonra Lavigne çok büyük sevinç yaşadı. Bu da hoşuma gidiyor. Phelps de Leon Marchand'ın yarışlarını izlerken kendi olimpiyat rekorları kırılırken çok sevinçli gözüküyordu. Hani gerçekten sanki daha iyisini olsun istiyor gibiler. Lavigne de bu şekilde dün tribünlerde Duplantis'e moral verdi. İşte Ersu için yani hem iyi hem kötü. İyi de evet. Böyle bir sporcuyla beraber aynı dönemde yarışıyor olmak bir anlamda iyi. O sporun tarihi yazılırken ama diğer tarafta sportif anlamda hani yarışmacı rekabet anlamında onu geçmek mümkün değil. Hiçbir sporcu için mümkün değil. Hani normalde şimdi mesela Bukka ile diğer sporcular arasında da fark vardı. Bukka da böyle santim santim gidiyordu. Bukka da hani artık ne zaman geçilir, nasıl geçilir, ondan sonraki sporcu ne kadar rekoru kırar diye düşünüyordun. Şimdi rekorları bilmiyorum ama mesela senin söylediğin sporcu rekoru kaçta bırakmıştı? Lavigne mi? Evet. Tahmini söylüyorum 6-15'te falan bıraktı. Evet, yani, şimdi sen olimpiyat rekorunu 25. 6-10'la kırdı dedin. O, evet. Değil mi? Olimpiyat rekoru 6-10'da. 15 santim. Yani dün yaptığı derece 15 santim fark var. Yani bu spor diyorum ya santim santim milim milim giden bir sporda ya, olimpiyat rekorunu kırdıktan sonra bir 15 santim atar mısın? Hani şey öyle değildi mesela. Benim izlediğim çocukluğumdaki Bubka hani o da böyle santim santim gidiyordu. Rekorlar geliyordu ama ne bileyim 2 santim 3 santim hani hatırladığım şey o böyle 5 10 15 gibi böyle anormal rakamlar uçmuyordu. Ama Ali abi o şöyledir. Şöyledir o. Yine bence Duplantis gibidir. Yani belli bir noktaya getiriyordur. En son artık birinci olacağı garanti olduğu noktada dünya rekoruna çıkıyordur. Tamam, dünya öyleydi. Yani, tamam öyle mesela, zaten. 5.85 5.90 atlamıştır. Herkes elenmiştir. Ben 6.14'ü bir deneyeyim demiştir aynı yarışta. Yani o kadar farkı yok zannetmiyorum. Böyle adım adım aynı yarışta kırmamıştır. Hayır, yaklaşmamıştır şöyle, rekora. Tamam da hani rekor denemesi de bu kadar abartılı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ona bakmak lazım. Hani anlatabildim mi demek istediğimi? Ben anladım da bence abartılıdır. Hani Duplantis gibi yapmıştır diye düşünüyorum. Öyle oluyor çünkü genelde. Hani birinciliği garantiliyorsun. Öyle olsa şey sonra olmaz atıyorsun mı yukarı? Zaten rekor daha çok gelişmez mi? Senin dediğin gibi olsa. Çünkü normalde hep böyle beş, bak şimdi şöyle düşün. Hala Ersun ne? Derecesi ne Ersun'un? 5.90 en fazla atlayabildi. Olimpiyatta kaç yapıyor? 85. Olimpiyatta 5. yapıyor seni. 5.90 yüksekliği geçtiği zaman. Yok 5.85'i geçince 5. yapıyor. 5.85'i geçince 5. oluyorsun. Şimdi 5.85'i geçen 5. oluyor. Sen diyorsun ki Bubka'nın rekorları da öyle çok anormal denemeler vardır. Zannetmiyorum işte zaten öyle olsa. Hani rekor bir yerde gelirdi. Sergi Bubka'dan da gelirdi o rekor. Bu kadar şey olsa 5.85'i geçen sporcu olimpiyatlarda hala 5. olabiliyor. Sene 2024. Arada Sergi Bubka ile başka bir rekortmen sporcu daha var. Bakmak lazım ben pek zannetmiyorum. Benim mantığım uymadı. Olimpiyat rekoru ama 6.03'müş tamam, bundan 6-0-3 önce. Hani yani o dünya rekorları hep başka organizasyonlarda artık Golden League'de eskiden Elmas League falan onlara da gelmiş. Tabii ben ezbere konuşuyorum. Belki de senin dediğin gibidir de benim pek hani aklıma yatmadı o iş. Duplantis olimpiyat rekorunu kırarken yani 6 metre 10 santimetreyi geçerken geçtikten sonra da Yusuf Dikeç selamı demek lazım herhalde. Onu verdi. Pozu selamı. Pozu doğru. O pozu verdi. Ben ilk etapta çok anlayamamıştım ama gerçekten de oradaki başka bir sporcuyla konuşurken atlayış öncesi hani böyle yapsan demiş sporcunun birisi. Onun da aklına yatmış. O sevinci yaptığını söylüyor. Hatta TNT'de galiba bir röportajı var. Bu şekilde açıklamış sporcu. Tekrar Ersu'ya dönersen. Amerika doğumlu ve 1999 doğumlu. Ersu'yla. Evet. Duplantis söylüyorsun değil mi? Duplantis söylüyorum. Bildiğin Louisiana'da doğmuş. İsveç vatandaşlığı var. Annesi herhalde. Bilemiyorum artık. Onu da tam burada yazmıyor ama. Hani Amerika'da doğup İsveç'i seçmesi de enteresan. Daha 24 yaşında olması daha da
Enteresan. Korkutucu. Çok genç bir sporcu hala. Çok farklı bir noktaya gidebilir. Ersu da 5. oldu dedik. Onunla da ilgili güzel bir yine istatistik buldum. Bizim olimpiyat tarihindeki atletizmdeki derecelerimiz, en iyi derecelerimiz. Az önce dedim 3 madalya aldık. Eşref Apak'ın 2004'teki ikinciliği gümüş madalyamız ki herhalde çok sonradan dopinglerle mi Eşref Apak ikinci sıraya yükselmişti. Aklımda sanki öyle bir senaryo kalmış. Dördüncüyken ikinci olmuş değildi, diye. Doğru. Olimpiyatta tam alamamıştı. Yarışlarda değildi. Yasmani Coppello Escobar 2016'da bronz madalya alıyor ve Ruhi Sarıalp 1948'de. Hı. Yani bizim 3 madalyamız bu şekilde gelmiş. Ondan başka 4. olduğumuz 2 branş var. Eda Tuğsuz'un son olimpiyattaki cirit atmadaki 4.'lüğü ve 1968'de İsmail Akçay. Ve ondan sonra da Ersu geliyor. Yani bizim olimpiyat tarihimizdeki derece olarak en başarılı 6. sporcumuz olmuş. Bu tarz bir müsabakada. Ersu Şaşma yani aslında bu derecenin ne kadar sıra dışı olduğunu gösteren bir istatistik Ersu Şaşma'dan ki yani dördüncü de bitirebilirdi. Madalya yine uzak kalabilirdi ama o 5.90'da ısrarcıydı belki dördüncülüğü de alabilirdi. Müsabaka sonrası bir de röportaj vermiş Ersu. Ona da denk geldim. Hiç mutlu değilim demiş. Madalyaya çok yakındım. 5.90'dan sonra sert sıraya geçtim. Beni taşır diye düştüm ama hiç taşımadı diyor. Ondan sonra Karalis Yunan sporcuyla bir rekabeti olduğundan bahsetmiş. İkimiz arasında bir kapışma var. Bu sefer o kazandı ama daha çok yarış var. Önümde 2 olimpiyat daha var diyor. Bundan sonra da Diamond League ve Gold Tour gibi daha büyük yarışmalara gitmem lazım. Daha büyük yarışlarda deneyim kazanmam lazım. Dünyadaki en iyi rakiplere karşı daha fazla yarışmalıyım diyor. Tabii çok takip etmiyoruz atletizmi ama demek ki o tecrübe eksikliği de var biraz Ersu Şaşman'ın. Dün müsabakayı izlerken Duplantis'le o diğer işte madalya alan sporcu arasında bir hani sıcak bağ var. Ersu biraz daha onlardan farklı daha tek cool mu? Takılıyor. İşte orada Çinli ile Filipinli bir arada. Ersu biraz daha tek. O diğer sporcular bir arada biraz hani çok birlikte yarışmadıklarını ya da böyle bir arkadaşlık geliştirmediklerini olabilir. Gördüm. Ama yavaş yavaş o da işte bu organizasyonlara katılırsa güzel bir ortam oluşur. Çok keyifliydi yani rekabetten çok sporcu arasında. Hani herkes sanki birbirinin daha iyi atlamasını teşvik eder görüntüdeydi. Bence olimpiyat ruhuna da yakışan bir müsabaka oldu. Şimdi bak bir dinleyici mesaj atmış. Babası da eski bir sırıklı atlamacıymış. İsveç babasına antrenörlük teklif ediyor. O da orayı seçmesinde önemli bir etken olmuş. Hmm. Wikipedia sayfasından bakmış dinleyicimiz. Teşekkür ederiz. Evet. 7.33 bir araya gidelim. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elam ve Ayhan Şensoy'la Sabah Sporu devam ediyor. Radyo Spor. Saatlerimiz devam ediyoruz sabah sporuna. Milli sporcumuz Ersu Şaşma dün sırıklı atlama finallerinde 5. oldu. Ona uzun bir yer ayırdık. Gerçekten tarihi bir başarı. Madalya gelmedi ama atletizmde ne kadar aslında geride olduğumuzu düşündüğümüzde, finallere çıkmakta, olimpiyatlara girmekte zorlandığımızı düşündüğümüzde gerçekten çok çok büyük bir başarı. Ersu'yu tekrar tebrik edelim. Fenerbahçe kulübü üyesi, özür diliyorum, sporcusu aynı zamanda Ersu Şaşma. Fenerbahçe'de tabii ki bu olimpik branşlarda birçok sporcusunu olimpiyatlara göndermeyi başardı. Aklıma da bir not daha geldi aslında. Şimdi bu Ersu Şaşma'nın yarıştığı sırıklı atlama finallerinde bir dünya rekoru geldi. Bir dünya rekortmeni sporcuyla aynı branşta yarışıyor Ersu Şaşma ki bu aslında onun gelişimi için gerçekten çok büyük bir fırsat. Benzer bir durum yüzmede
yine 16 yaşındaki sporcumuz Kuzey Tunçeli'de de var. O da son olimpiyat finalinde yarıştı ve yarıştığı yarışta bir dünya rekoru geldi. Amerikalı sporcu Bob Fink orada da dünya rekorunu kırmayı başarmıştı. Bunlar hani bir taraftan evet zor bu sporcuları geçmek öyle gözüküyor ama bir taraftan da derecelerini geliştirmeleri açısından bu rekabet de onlara ilham verebilir, daha fazla çalışmalarını sağlayabilir, onlardan bir şeyler kapmalarına yine vesile olabilir. Bu açıdan da bence olaya bakabiliriz. Sonuçta spordaki rekabet her zaman daha büyük başarıları getirebiliyor. Tabii ki tekli rekabetler biraz sıkıntı. İşte teniste de Federer'le Nadal birbirlerini geliştirdiler. Messi Ronaldo birbirlerini geliştirdi. Burada da Duplantis veya diğer sporcunun aslında başka isimleri geliştirmesi beklenen ama pek ikili bir gelişim yok gibi gözüküyor burada tek taraflı olarak. Öne çıkan sporcular var. Şimdi jimnastikten devam edeyim. Orada da Ferhat Arıcan dün gündüz saatlerinde müsabakasını yaptı. Paralel bar finalinde 15.1 puanla olimpiyat beşincisi olmayı başardı. Ki jimnastikte de son yıllarda biz bir atılım yaptık. Orada olimpiyatlara birçok sporcu gönderiyoruz, yarışıyoruz ve Ferhat da o isimlerden birisi ve tıpkı Ersu gibi o da olimpiyat beşincisi oldu. O da çok önemli bir başarıya imza attı. Yalnız şöyle bir detay gördüm onunla da ilgili. O yüzden Ferhat'ı da söylüyorum. Yener İnce Galatasaray'ın takım doktoru, bilenler bilir ismini, aşinadır. Dün bir tweet atmış ve demiş ki Ferhat Arıcan oyunlara birkaç ay kala ön çapraz bağlarını kopardı. Yürümekte zorlanıyordu. Ameliyat olsa yarışamayacaktı. Zor bir karar verdi. Özel bir tedaviye başladık. Ekibiyle olağan dışı bir çaba gösterdi ve bugün ön çapraz bağı olmadan finale kalıp 5. oldu. Mucize gibi deyip onunla olan fotoğrafını paylaşmış. Tabii eskiden olsa benim açımdan çok çok büyük bir başarı örneği olabilirdi bu. Ya da fedakarlık örneği olabilirdi ama son dönemde biraz bu tarz hani durumlara daha farklı bakıyorum. Şimdi sporcu tabii çok ciddi bir sakatlık geçmiş. Yani ön çapraz bağı koparmak demek futbolda kafadan 6 ay oynayamamak demek. Değil mi? Daha ötesi yok. 7 ay 8 aya kadar belki çıkabiliyor sporcunun kas durumuna göre, işte iyileşme sürecine göre. Bu sporcu birkaç ay kala çapraz bağı koparıp ameliyat olmayıp o şekilde artık tedavi nasıl bir tedavi ise, özel bir tedavi, bağ olmadan finale kalmayı başarmış. Sebep çok basit değil mi? Basit sebebi, yani böyle bir fedakarlığı sebebi olimpiyatta yarışabilmek için mi? Tabii şimdi olimpik sporcu olduğunda 4 senede bir böyle bir fırsatın var. Yani bir olimpiyat kaçırmak demek senin katılabileceğin 2 olimpiyat arasında 8 sene bir zaman dilimi oluyor. Yani sen düşünsene, 2020 olimpiyatlarına katılıyorsun, 2024'ü pas geçersen bir daha 2028'de yarışıyorsun. Yani bir sporcu için, olimpik bir sporcu için olimpiyat kaçırmak demek dünyanın en kötü işi. Şimdi futbolda, teniste, hani bizim seninle eleştiri yaptığımız spor dallarında sürekli müsabaka var. Sen o fedakarlığı yaptığın zaman biraz deyim yerindeyse işi zorlamış, hatta saçmalamış oluyorsun. Çünkü bir sonraki sene gene Wimbledon var. Bir sonraki sene gene Şampiyonlar Ligi var. Ama Dünya Kupası da orada 4 yılda bir abi. Ama Dünya Kupası var. Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası 4 yılda bir ama futboldaki gündem sürekli şeyin gözünde. Sen az önce dedin, atletizmi tabii pek takip etmiyoruz ama dedin. Yani atletizmi takip edebilmek için senin olimpiyatları beklemen gerekiyor. Yani sıradan bir spor sever olarak senin benim olimpiyatları takip etmemiz gerekiyor. Anca olimpik bir sporcu işte Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olursa ya da Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı alırsa yine gündeme geliyor. Ama genelde şeyi bile bilmiyoruz. Yani ben de bunu kendi adıma söyleyebilirim. Avrupa Şampiyonası ne zaman? Dünya Şampiyonası ne zaman? O yüzden de hani bir anlamda Ferhat'ı da anlayabiliyorum yani. Neden öyle bir şey yaptım? Tabii ben de anlıyorum ama hani çok bunu örnek olarak artık vermiyorum. Yok, hani diğerlerinden o yüzden ayırdım ben. Hani ayırma şey olarak, mantık olarak, hani biz seninle eleştirdiğimiz konuda Ferhat diğerlerinden ayrıldı. Çünkü 4 senede bir şey çıkabiliyorsun Mert.
vitrine çıkabiliyorsun. Ve o vitrinden daha büyük bir vitrin yok. Ve orada da belli oranda bir başarılı olma baskısı var sporcuların üzerinde. O yüzden de böyle bir herhalde karar aldı. Ben de bu arada sen de aynı düşünüyorum. Kesinlikle bunun çok büyük etkisi var. 4 yılda bir olması, jimnastiğin zaten olimpiyatta olimpiyata takip edilmesi. Sporcu için de önemli ama benim tabii hep burada... Sporcu sağlığı, sporcu sağlığı. Sonraki bak, hayat. Ondan bahsediyorsun. Sen yokken Perşembe günü yaptığım ya da Çarşamba günü yaptığım programda o gün New York Times'ta bir yazıya denk geldim. Bu olimpik sporcuların ki çok altın, gümüş almış sporcuların spor kariyeri sonrası nasıl geçiyor diye. İnanılmaz kötü geçiyor. Yani o sakatlıklar, o ameliyatlar, 8 ameliyat olmuş bir tane sporcu. Altınlar almış, 2 altını var olimpiyatta. 32 yaşındayım diyor. Eklemlerim 80 yaş üstü demiş. Yani o kadar yıpranmış artık. Işte. O kadar zorlamadan, o kadar kazadan, sakatlıktan. Ferhat için de yani şimdi çapraz bağımsız evet 5. oldu olimpiyatı temsil etti ama eminim önündeki yıllardan götürüyor bu tarz durumlar. O yüzden artık ben bu tarz durumları örnek olarak vermeyi bıraktım. Tam tersi hani bence doğrusunu yine de ne olursa olsun Ferhat yapmamış. Hani kendi sağlığını daha ön plana alması daha iyi olabilirdi. Onu söyleyebilirim. Son notum, olimpiyatlara bir ara vereceğim. Kübalı deyince aklına ne geliyor? Bir şey geliyor mu Kübalı deyince? Kübalı deyince. Kübalı deyince. Kübalı rakibi. Boksör gelir. Rıza Kayaalp'in rakibi Kübalı. Rıza Kayaalp'in olimpiyatlarda sürekli karşısına çıkan ve bir türlü olimpiyatlarda yenemediği önündeki tek engel altın madalyada ki birçok dünya şampiyonluğu var Rıza Kayaalp'in, Avrupa şampiyonları var ama olimpiyatta hep o Kübalı rakibine denk geliyordu ki Rıza maalesef adama bir şey mi oldu anlat, öyle bir başladı ki öyle bir giriş yaptın ki efsane devam ediyor. Rıza da işte dopingde dolayısıyla katılamadı. Kübalı, o Kübalı ki ismini tabii ki ben hep Kübalı diye biliyorum ama ismini bilmiyordum. Mijain Lopez 41 yaşında. Bundan önce 4 olimpiyat altını var. Yani katıldığı her olimpiyatta altın almış. 41 yaşında katıldığı bu olimpiyatlarda da dün itibariyle finale kalmayı başarmış. Bugün final var. Finale gelirken çeyrek finalde son dünya şampiyonunu İranlı sporcu yenmiş. 41 yaşındaki Kübalı Mijain Lopez. Bu sporun tartışmasız ve hatta olimpiyat tarihinin tartışmasız belki de en büyük sporcularından biri olarak kabul edilecek. Çünkü olimpiyatlarda aynı branşta 5 altın yani üst üste 5 olimpiyatta 5 altın alan bir sporcu olmamış şu ana kadar. Maksimum 4'e kadar gidebilmişler. Kübalı bugün kazanırsa finali ki yine kazanması bekleniyor. En güçlü rakibini çeyrekte elediği için. Tarihe geçecek olimpiyatta böyle bir başarı yok daha önce. Dediğim gibi maksimum 4 altın var üst üste 4 olimpiyatta. 5. olimpiyatı 5. altını olacak. Tarihe geçen bir isim Mijain Lopez. Dün ona da denk geldim. Bugün de onun final müsabakasını eğer tabii TRT veriyorsa merakla da takip edeceğim. Bu Kübalı işte sürekli yeniyor Rıza Kayaalp'i. 2019'da da biz kendisini ikna etmişiz. Türkiye'ye gel, Rıza'yla beraber çalış. Ki o zamanlar böyle bırakmaya yakın bir sporcuymuş. 36 yaşına gelmiş artık. Fakat Rıza'yla çalışıyor, olimpiyata katılıyor. Olimpiyatta yine Rıza'yı mağlup etmeyi başarıyor. Sonrasında ara veriyor. Fakat olimpiyat olunca tekrar geri dönüyor sporcu. Ve geri dönmesiyle birlikte finale de çıkmaya hak kazandı. Sporcu, Kübalı sporcu. O da muazzam bir hikayeymiş. Evet, bugün de olimpiyat. Ve üst üste 5 olimpiyatta 41 yaşında altın almak, hadi katılan çok. 7 olimpiyata katılan falan var atletizmde vesaire. Dün de hatta Fransız bir sporcu katıldı disk atmada. Ama hani madalya almak, altın almak özellikle bambaşka bir şey olacak. Şimdi olimpiyatla ilgili benim notlarım bunlar. Benetton Nikli dinleyicimiz benim hani normalde sabırlıyımdır gelen mesajlar konusunda ama benim de sabrımı biraz zorladı olimpiyat konuşmayla ilgili üst üste mesajlar atmış. Hani kusura bakmayın hani beğenin ya da beğenmeyin. Ben olimpiyat varken önemli gördüğüm konularda ben olimpiyatla başlayacağım. Futbola da sonrasında zaten geçiyoruz. Biz 3 saatlik bir program yapıyoruz. Şu anlık kontrolde ben de dün de öyle yaptık. Bugün de güzel konular vardı. Onlardan bahsettik. Olimpiyatlar
bir numara yerleşti. Tamam. Uzun süreden beri. Çin'le onlar şu an kapışıyorlar. Çin'le kapışıyorlar. Tabii altında kapışıyorlar. Sen söylemiştin sıralamada altın geçerli akçe diye. Yoksa madalya sayısında Amerika'nın diğer ülkelere göre ciddi bir farkı var. Ama Amerika 21'i altın, toplamda 79 madalya ile şu an bir numarada. Çin yine 21 altını var, toplamda 53 madalya. Daha sonra ev sahibi Fransa geliyor 13 altınla. Avustralya yine 13 altın ama daha az madalya kazandığı için 4. basamakta. Büyük Britanya 12 altında, Güney Kore 11 altında, Japonya 10 altında, İtalya 9 altınla 8. Hollanda 7 altınla 9. Almanya'da 7 altınla 10. basamakta şurada, şu aşamada. İspanya ile senle zaman zaman konuşmuştuk. Biraz toparladı gibiler diyeceğim ama tek altınları var İspanya'nın. 1 altın, 3 gümüş, 5 bronzla İspanya 26. basamakta şu an. Ve Türkiye'de 2 madalyayla şu devam an ediyoruz. 52. basamakta. Perşembe peki, finalimiz var. Şu an şey olarak. Evet, tabii altın gelmediğimiz iki altın almıştık. Şimdi Hatice Akbaş boksta finalde perşembe gecesi onunda 23.50 mi başlama saati şeyin final müsabakasının. Bugün yarı finali var Buse Nazçakıroğlu'nun. Yarın yine boksta yarı finalimiz var ki. Madalyalar gelecek de. Madalyalar 3 madalya i̇nşallah, garanti. İnşallah altın gelir. Biri altın olabilir. Yarı finallere göre yine 2 altın daha oradan gelebilir. Ali Mendo demiş ki Ali abi özledik seni, yalnız Mertelem'in hakkını vermelisin. Tatilde olmana yönelik olumsuz bir şey söylemedi demiş. Tatilde olmasına yönelik olumsuz bir şey söylemedim ama dün yorumculuğuyla ilgili olumsuz bir şey söyledim. Yorumculuğumla ilgili. Keşke tatille ilgili bir şey söyleseydin. Daha iyiydi değil mi? Daha iyiydi yani. Ne dedi? Dün biliyorsun öğlen Hattrick programına bir konuğumuz geldi. Bizim Avrupa Şampiyonası'nda oynadığımız oyunu birinci bitiren dinleyicimiz Alem Bey evet. Buradaydı. Dedim ki hani Ali abi 200'e bile giremedi oyunda. Futbol bilgisi artık hani kısıtlı gördünüz. Ha. Dinleyicimiz birinci oldu. Ali abinin yerine kendisiyle yeni sezon için anlaştık. Gayet de güzel yorumlar yaptı dinleyicimizle. Bir Süper Kupa sohbeti de yaptık. Beşiktaşlı zaten çok da tabii keyifli bir güne denk geldi. Onunki de 5-0'lık galibiyeti o da beklemiyordu. Hiçbir Beşiktaş taraftarı beklemiyordu. Ondan kulaklarını çınlattık senin. Ya tamam. Bunda bir şey yok. Evet, öyle bir esim. Bunda bir şey yok. Onu da Alem Bey'i de tekrar tebrik ediyoruz. Tabii Dünya Kupası sırasında biz açtık oyunu. 300 kişi çok kısa süre içerisinde oyuna katıldı. Oyunun kontenjanı doldu. Genelde oynayanlar da büyük keyif aldı orada, bir sohbet de döndü. Ama tabii şöyle bir şey var. 300 kişi çok fazla. Kopanlar oyundan da kopuyorlar. Öyle bir şey de oluyor. Oyunun da öyle bir özelliği var. İyi gitmen lazım. Herkes aynı şeyde, performansta gitmeyince biraz moraller bozuluyor. İşte bazen skorlar girilmiyor. Ondan sonra oyuna bakılmıyor. Ama yukarıda gidenler için ya da yukarı yakın olanlar için büyük bir keyif o. Alem Bey de vallahi helal olsun. Çok iyi puan toplayarak birinci oldu. Şeyde gelmek istedi. Konuğumuz olmak istedi. Biz de tabii ki dedik. Geldi, keşke ben de burada olsaydım da pek denk getiremedik onu. Evet, seninle de tanışmak istedi ama. Kendisine ama. Teşekkür ediyoruz. Hem futbol bilgisi açısından önemli bir iş yaptı. Hem de kalkıp buraya kadar geldi. Tekrar teşekkürler ona da. Futbola geri dönecek olursak, dün kura çekimleri vardı. Playoff turundaki rakipleri temsilcimizin ya da olası rakipleri belli oldu. Galatasaray tabii playoff turundan Şampiyonlar Ligi elemesine başlıyor. Yani iki maçla geçip Şampiyonlar Ligi'nde o lig aşamasına geçebilecek Galatasaray ve geçmesi için de Young Boys'u yine elemesi gerekecek. Galatasaray da hani kurallarda genelde şansıyla bilinen bir takım son dönemdeki kurallara baktığımızda ki dün de herhalde çekilebilecek en iyi kurallardan birini çekti. Ben şeye hakim değildim tabii takımların bu sezonluğa nasıl başladığına vesaire ama Young Boys'a baktığımda geçen sezonu şampiyonu, son 8 sezonun 7'sinde şampiyon İsviçre'de, bu sezon 3 maçta 3 mağlubiyetle başlıyorlar. Son maç berabere, 12 takım arasında son sıradalar İsviçre Ligi'nde. Yani bundan herhalde daha iyisi olamaz Galatasaray'ın rakibi olarak. Tabii daha maça 2 haftalık bir süre var. 2 haftada form tutabilirler, gelişebilirler, transfer yapabilirler, hava değişebilir ama hani dün itibariyle baktığımda Young Boys gerçekten Galatasaray açısından lokum gibi bir
kura. Tabii Galatasaray'ın kendi içinde de sıkıntıları var. Evet, yani sen lokum gibi kura hiç hayatta kullanmayacağın sözler. Normalde söylemezsin sen böyle. Ama abi adamlar 12. 4 maçta galibiyet alamamışlar. Yani şey, bir de İsviçre Ligi, yani bahsettiğin ligde öyle müthiş bir ligdi. Lugano lider bu arada ligde. Ki Lugano'nun bir maçı da eksik, hani 3 maçı var. Şeyin, Young Boys'un 4 maçı var. Lugano 3'te 3 yapmış. Hani Fenerbahçe Lugano ile eşleşiyor. İkinci eleme turunda Galatasaray playoff'ta Young Boys ile eşleşiyor. Lig sonuncusu şu aşamada. O yüzden bence hani kağıt üzerinde gerçekten lokum gibi bir durum ama tabii Galatasaray'ın da kendi içindeki sıkıntıları o da bambaşka bir tartışma konusu. Diğer tarafta Fenerbahçe bugün Lille eşleşmesi başlıyor. Çok da büyük bir heyecan vardır tabii Fenerbahçe taraftarlarda. Fenerbahçe eğer Lille elemeyi başarırsa son iki turda Slavia Prag Saint Gilloise eşleşmesinin galibiyle oynayacak ki Fenerbahçe için maalesef lokum gibi kura diyemiyorum. Her ne kadar Saint Gilloise'ı geçen sezon pek zorlanmadan yenmiş gözükse de skor olarak 3-0 ilk maç. İkinci maç 1-0 kaybetti ama 3-1 ile geçti. Slavia Prag diğer tarafta. Bilmiyoruz hani Slavia Prag ama onu da Sparta'dan belki çıkarıp bir fikir söyleyebiliriz. Çünkü Sparta ile Galatasaray eşleşti. Galatasaray'ı çok kötü durumlarda düşürdü ve bu iki takım ligde böyle puan puana gidiyorlar hep. Çok az puan farkıyla Sparta şampiyon olmuştu. Yani Slavia da iyi bir takım. O yüzden Fenerbahçe'nin işi tabii ki Galatasaray'a göre çok çok daha zor olacak. Yani tabii şimdi Şampiyonlar Ligi elemeleri, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşılan takımlar genelde bu seviyelerde oluyor. Ama Fenerbahçe için sanki asıl zor tur bu Lille turu gibi. Hani Lille'i geçtiğin zaman bir sonraki tur Fenerbahçe için bence kademe olarak bir tık daha düşüyor. Ben öyle tahmin ediyorum. Yani bugün Lille ya da Lille eşleşmesi Fenerbahçe için daha zor. Sanki playoff eşleşmesinde Lille gelse, bu turda diğer eşleşmenin galibiyle Fenerbahçe oynasa daha futbol adına normali olurdu gibi gözüküyor. Bu benim düşüncem tabii. Diğer tarafta biz tabii yıllarca aynı şeyleri gördük. Hani işte bu takım şöyle, bu takım böyle. Çok da fazla üzerinde durmamak lazım. İşte sezona iyi başladılar. Sezona kötü başladılar. Fakat burada belirleyici olan genelde takımlardan daha çok, rakiplerden daha çok sizin hazırlık sürecinde performansınızın ne kadar iyi olup olmadığı ya da ne kadar iyi hazırlanıp hazırlanamadığınız. Fenerbahçe ve Galatasaray ile alakalı olarak bu sene ayrıldıkları nokta eski takımlarıyla ağırlıklı olarak devam etmeleri. Bu bence bir avantaj. Bu neyi gösterir? Yani takımın oyuncularının for tutmasını beklememiz gerekiyor. Ama mesela Young Boys'un şu ana kadar ligde 4 tane karşılaşma yapması, işte Galatasaray'ın ilk karşılaşmasına bu cuma günü çıkacak olması bir kere hazırlık anlamında ya da form tutma anlamında rakibin bir iki tık önde olduğunu gösterir. Fakat daha playoff turuna var. Yani Galatasaray'da, Young Boys'ta bu performanslarını arttıracaktır. Performanslar yükseldikçe tabii turun dengesi net şekilde Galatasaray'dan yana değişiyor. Bu Fenerbahçe için de söylenebilir. Hani Fenerbahçe şu ana kadar bir problem yaşamadı fakat oyun olarak çok ikna edici değil. O yüzden de zamanın geçmesi bizim takımlar açısından iyi. Fakat tekrar söylüyorum, yani biz yıllardan beri aynı şey oldu, aynı şey söylendi. İşte bu takım şöyle, bu takım böyle. Pek öyle olmuyor. Yani işin içine bizim Türk takımları dahil olunca öyle kağıt üzerinde göründüğü gibi olmuyor. Böyle sıradan Orta Avrupa takımları bizi çok zorlayabiliyorlar. O yüzden hepsine bence dikkat etmek lazım. Tabii ki Galatasaray'ın geçen sezonki macerasını düşününce en kolay gözüken rakiplere karşı bile çok zorlandı. O yüzden Young Boys'ta tabii ki belli bir direnç ortaya koyacaktır. Şu ana kadar bütün takımları aslında öyle veya böyle resmi maçta izledik. Trabzon'u 2 Avrupa maçı, Fenerbahçe öyle 2 maç. Beşiktaş'la Galatasaray'ı da Süper Kupa maçında izledik. Elimizde 6 tane maç var. En hazır gözüken takım şu aşamada Beşiktaş bence. Fizik olarak da tabii ki özgüven olarak da diğer takımlardan sıyrılmış gözüküyor ki Beşiktaş'ta playoff turunda Partizan Lugano eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek Avrupa Ligi'nde. Bakalım
Beşiktaş zorlanacak mı? Yoksa o özgüvenle birlikte kolay bir playoff turumu geçirecek. Normalde çok alışkın değiliz takımlarımızın bu dönemde form grafiği tutturmasına. Bilmiyorum tabii ne kadarı Galatasaray'la alakalı ama ben Beşiktaş'ı çok çok beğendim. Fizik kalitesini, taktik anlayışını, önde baskısını, özgüveni oyuna sonradan girenler gayet hazır, iyi bir görüntü verdi Beşiktaş. Verdi, araya gitmeyeceğim. 7.57 evet. Ben sen unuttum saati. Evet, evet. Ben normal devam ediyorum programı. Bir araya gidelim. Sağ ol abi. İlk defa oldu galiba uzun zamandır. Aradan sonra devam edelim. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com. ...8.02 saatlerimiz... ...en son Beşiktaş'tan bahsediyorduk... ...sezona Beşiktaş gerçekten çok... ...iyi girdi, özgüvenli girdi... ...formda gözüktü... ...5-0 kazandı, büyük bir... ...ivme almış gözüküyor... ...geçen sezonla kıyaslarsak... ...hele oradaki başlangıçta... ...şu anda çok daha farklı bir ortam var... ...Ali abi seninle karşılaşmayı aslında pek... ...yorumlayamadık... ...sen yoktun dün, maçı takip ettin... ...sen neler dersin Beşiktaş'ın... başlangıcıyla alakalı olarak. Yani sen zaten programın bir bölümünde söyledin. İşte dinleyicimiz geldi. O da Beşiktaşlıymış. O da beklemiyormuş böyle bir skoru. Hatta işte hiçbir Beşiktaşlı beklemiyordu diye. Yani Türkiye'de sadece Beşiktaşlı değil herhangi biri karşılaşma öncesinde böyle bir skor olacağını söylese tabii falan derdin. Geçerdin hani öyle çok fazla ciddiye alınacak bir durum değil diye düşünürdün. Çünkü adı üzerinde Süper Kupa. Geçen sezonun iki şampiyonu, kupa şampiyonu ve lig şampiyonu karşı karşıya geliyor. Bundan önce herhangi bir Süper Kupa, işte önceki adıyla Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmalarında aynı formattı. Böyle bir skor çıkmamış. Böyle bir fark yok. Bu açıdan bir rekor. Onun yanında yine yanılmıyorsam 1940 yılından beri. Evet. Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında 5-0'lık bir galibiyeti yok. 84 yıl yapar. 84 yılda işte bir kere görülen bir skor. O yüzden de olayın ne kadar büyük, olayın ne kadar farklı olduğu bu şekilde de değerlendirilebilir. Bu bir hazırlık karşılaşması olur. Bir takımla oynarsın, iyi bir takımla oynarsın. İşte 5-0 kazanırsın, iyi gözükürsün. Övgü alırsın. Ama işin ucunda bir kupa varken son iki sezonun şampiyonluğuyla oynarken 5-0 kazanmak çok çok farklı bir olay. O yüzden Beşiktaş geçen sene nasıl sezon öncesinde havaya giremediyse bu sezonda beklemediği derecede kendini havaya sokacak bir galibiyetle başladı. Bunun tabii iyi tarafı hatta çok iyi tarafı geçen sene bir kere bir şey olmayacağına inanan bir taraftar grubu vardı. Bu sene taraftar grubunun ruh hali tamamen değişti. Böyle bir galibiyetle. Takım geçen sene desteklenmeye ihtiyacı olan bir takımdı. Arkasında durulmaya ihtiyacı olan bir takımdı. Her ekibin olduğu gibi. Bu sene daha o krediyi ilk maçtan aldılar. Bu da önemli. Oyuncular için önemli. Çünkü zaman zaman dile getiriyorum. Sporda özgüven başka bir şeye benzemiyor. Özgüvenini kaybeden bir sporcu, özgüvenini kaybeden bir takımın kendini toparlaması mümkün değil. O bakımdan düşünüldüğünde de hani bu 5-0'ın yansımaları, 5-0'ın olumlu tarafları Beşiktaş için çok değerli. Geçen sene öncesindeki, sezon öncesindeki başlangıçla kıyaslarsan bu bakımdan Beşiktaş belki de aşılması gereken büyük bir dağı aştı bu özgüven sorunuyla alakalı olarak. Bunlar için olumlu tarafları. Sağ içine dönecek olursan, sağ içinde açıkçası Beşiktaş'ın önceki hazırlık karşılaşmalarında öyle çok müthiş iyi sinyaller yoktu. Bunu söylemek lazım. Ben izledim hazırlık karşılaşmaların bazılarını, bazı bölümlerini. Nevzat Demir'de oynanan karşılaşmaları takip etmedim. Ama öyle çok uçup kaçan bir takım yoktu. Genel olarak kadro planlamasına bakıldığında, şu anki mevcut kadroya bakıldığında belki ilk 11 bazında çok büyük bir problem gözükmese de kadronun derinliği, rotasyonu hakkında bazı soru işaretleri vardı ki hala var bende.
İşte Feyyaz Uçar yaptığı açıklamada bahsetmiş. Hani oyuncular gelebilir ama oyuncular gelirse onlar daha çok rotasyona gelecek diye bizim düşündüğümüz şey aslında onaylar gibi bir söylemde bulunmuş. Şimdi bütün bunlar bir araya getirildiğinde Beşiktaş'ın bir kere halen üzerinde çalışmaya değer bir kadrosu var. Üzerinde çalışması gereken bir, çalışılması gereken bir kadrosu var. Herhalde Beşiktaş yönetimi ve teknik heyeti bu 5-0'lık galibiyetin etkisiyle dur ihtiyacımız yok demez. O büyük bir yanılgı olur Beşiktaş açısından. Yani Beşiktaş'ın hala kadrosunu belli oranda genişletmeye, belli oranda kalite olarak yükseltmeye ihtiyacı var. Yani o gözden kaçmamalı. Onun yanında işte geçen sene olmayan bireysel performansların, yükselmeyen, bir türlü yükselmeyen bireysel performanslarında yine takıma dahil olması gerekiyor. Burada ben senle son programları yaparken şöyle bir Beşiktaş yorumu yapmıştım. Yani Beşiktaş'ta takımı yukarı taşıyacak winner karakterli oyuncuya ihtiyaç var. Diğerlerini yukarı çekecek oyuncuya ihtiyaç var. Hatta senle tek tek şöyle bir kadroya bakmıştık. Şimdi mesela Immobile ve Rafa Silva'nın o karakterde olduğu anlaşıldı Süper Kupa finalinde. Yani rakiplerini etkilemeleri, maça etki etmeleri, kendi takım arkadaşlarını etki etmeleriyle Beşiktaş o karakterleri buldu gibi gözüküyor. Yani Rafa Silva'nın oyunu önemliydi karşılaşmada. Immobile'nin zaten ilk beklentimiz ondan skor üretmesi. O skoru üretti. Bu arada penaltısı da çok iyiydi. Tam bak benim sevdiğim tarzda penaltı attı. Bu tarz oyuncular işte Beşiktaş'ta diğer isimleri de yukarı çekecek oyuncular. Eğer bu isimlerin katkısı pakette yazdığı gibi çıkarsa Beşiktaş zaten diğer oyuncuların da verimli yükselmesiyle beraber iyi bir takım, iyi bir kadroyla sezona başlayacak. Ama işte o iyi kadronun da rotasyondaki oyuncuların katkısıyla beraber performansını yükseltmesi beklenecek. Yani şu aşamada Beşiktaş açısından hani maçı 1-0 kazanırsın, kupayı alırsın, mutlu olursun, ayrı bir hikayedir. 2-1 kazanırsın, 2-0 kazanırsın ama yani 2-1 kazanmakla 5-0 kazanmak arasında özgüven olarak o kadar büyük fark var ki Beşiktaş onu kazandı. Yani orada Beşiktaş'ın 90 artıda attığı goller Beşiktaş'a böyle şey olarak geldi, çarpan olarak geldi. Yani birinci golün çarpanı 5 ise, ikinci golün çarpanı 7 ise, dördüncü golün çarpanı çarpı 50 oluyor. Beşinci golün çarpanı artı 150 oluyor. Böyle bir anda hani çok büyük bir bonus yakalamışsın gibi oluyor bu tarz karşılaşmalarda. Beşiktaş onu kazandı. Bunun etkisi olumlu anlamda mutlaka olacaktır. Başlangıçlar Süper Lig'de, Türk futbolunda çok önemlidir. İşte Rafa Silva'nın başlangıcı, Immobile'nin başlangıcı. Çünkü gözler hep onların üzerinde. Onlar böyle biraz tutuk başlasalar bir eyvah dedirtirler. Çünkü en çok kime güveniyorsun? Rafa Silva ile Immobile'ye güveniyorsun. Onlara yatırım yaptın. Çok büyük paralar veriyorsun. O etkiyi görmek istiyor taraftar. Hemen gördü o etkiyi. Mesela geçen sene Muçi ile Al-Musrati de görmemişlerdi. Yani Muçi ile Al-Musrati gelir gelmez o etkiyi yaratmamışlardı. Ama Rafa Silva ve Immobile öyle değil. Hemen o etkiyi gördü. İşte bizde başlangıçlar önemli ya. Onların o etkiyi göstermesi demek bir anda bütün havanın değişmesi anlamına geliyor. Fakat bu futbol. Dolayısıyla futbolda hani havaya girmek, özgüven tabii ki çok önemli. Ama tek kişilik bir spor olmadığı için diğer performanslarında, takım oyununun da onu desteklemesi gerekiyor. Fakat şu aşamada Beşiktaş'ın oynamaya çalıştığı oyun sezon başlangıcı olmasına rağmen mevcut fiziki kalitesi, hızlı pas yapmaya çalışması, mesela o benim hoşuma gitti. Top hızlı çevirmeye çalışması, ki Van Bronckhorst da ondan bahsetmişti. Bu tam anlamıyla şu an uygulanıyor denemem ama öyle bir çaba olduğunu görüyorsun. Hızlı oynama çabası var Beşiktaşlı oyuncularda. Bunu bir iki sekansta yaptılar Galatasaray önünde. Bunlar hep olumlu. Dolayısıyla hani Süper Kupa finalini işte sezonun başında en fanatik Beşiktaşlı'ya yazdırsam bile belki 5-0 yazmayabilirdi. Peki sen Immobile, Rafa Silva üzerinden biraz okudun. Gabriel Paulista'yı nasıl buldun? O da savunmada en çok yatırım yapılan oyuncuydu. Savunmanın çehresini değiştirmesi bekleniyordu.
Ona ne dersin? Ya savunmanın çeyresini değiştirmesi bekleniyordu ama Beşiktaş savunması da tek oyuncuyla çeyresi değişebilecek bir savunma değil. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Yani mesela Svensson çok iyi bir savunmacı der misin? Peki. Bence demezsin. Masuaku çok iyi bir savunmacı der misin? Ona da demezsin. Omar Colli de o şekilde. Yani Beşiktaş'ta bu savunma kurgusu şöyle göz attığında vay be ne kadar da iyi bir savunma dedirtmiyor. Hatta oyuncuların maksimum performansı çıktığı zaman bile bazı soru işaretleri olan bir savunma açıkçası. Oraya bence hala iyi bir stoper, belki Paulista'dan bile iyi bir stoper gerekiyor. Feyzu Çar da ondan bahsetmiş. Orada nasıl bir rapor gelecek? Beşiktaş oraya bir oyuncu alabilecek mi, alamayacak mı bilmiyorum ama Beşiktaş'ta hala hani ben stoperden açtım ama sol bek, sol bekin alternatifi, sağ bek, sağ bekin alternatifi konuları işte çalışılması gereken, üzerinde düşünülmesi gereken konular. O kadar da yani skor üzerinden de değerlendirmemek lazım Beşiktaş kadrosunu. Şimdi Paulista evet belli bir seviyede oynuyor. İyi de bir maç çıkardı kesinlikle. Fakat bütün savunmayı bir arada düşündüğünde şimdi Masuaku kötü müydü mesela? Bence hepsiydi. Semih Kılıçsoy bence en göze batanıydı olumsuz anlamda. Yani ben savunma olarak soruyorum sana. İyi de. Svensson da iyiydi değil mi? Colli de iyiydi bence. Masuaku da iyiydi. Masuaku gene top ayağına aldığı zaman güven verdi. Takıma da, takım arkadaşlarına da. Ama işte Masuaku'ya ne kadar güvenebileceğiz? Yani Masuaku bu performansı sezon geneline yayarsa eyvallah. Ama yayabilir mi? Sorusunun cevabı ağırlıklı olarak hayır olur. Ama dün Feyyaz Uçan'ın açıklamasını gördüm. Alternatif oyuncu bakıyoruz dedi sağ ve sol beki. Ben oradan hani yedeğe oyuncu bakıyoruzu anladım eğer Metin beni yanıltmıyorsa. Tamam o da olabilir. Masuaku'yu bir numara düşünebilirsin. Ama Masuaku'nun alternatifi mesela nasıl bir işte oyuncu olacak? Ya da takım içinde var mı? Emrecan'a güvenecek mi Beşiktaş? Mesela Svensson'un yedeğini gönderdi Beşiktaş. Daha göndermedi. Daha göndermedi. Gidebilir değil mi? Hala. Maçta oynadı ama Onur Bulut. Gidebilir tabii ki hala. Pazarlıklarını sürdüğünü söyledi Başakşehir Başkanı ama bu maçta mesela oyuna da soktu. Fan Broncos. Tamam, ön tarafa soktu. Sağ açık olarak soktu gerçi. Yani oyuna girdi ama işte devam ediyor. Gitti gözüyle bakılan bir transfer gibi. Ya da oyuncu gibi Onur. Bana göre gitmemesi lazım. Burada anlattım ben. Durumu. O yüzden de hani Beşiktaş yarın öbür gün Masuaku ile başladığı bir sezonda Masuaku o standart istikrarsızlığını geri dönerse onun alternatifiyle yarışmacı olarak kalabilecek mi? Bunu düşünmeli. Svensson sağ bek olarak Beşiktaş'a yeterli olacak mı? Svensson istikrarlı bir oyuncu. Böyle çok hani böyle hem performans aralığı hem de istikrar olarak çok dağılan bir oyuncu değil ama o performansı yeterli görecek mi? O performans Beşiktaş'ı zirve yarışçısı bir takım haline getirecek mi? İşte stoper rotasyonu Beşiktaş'ta yeterli görülüyor mu? Bunlar zaten sezonu belirliyor. Yani tek karşılaşmayla çok olumlu şeyler kazanmış olabilirsin. Çok büyük bir özgüven kazanmış olabilirsin ki kazandın. İşte taraftarını havaya sokman bile hani geçen seneyle arasındaki en büyük fark, en büyük artı olarak değerlendirebilirsin. Yani geçen seneki taraftarın ruh haliyle şu anki taraftarın ruh hali arasında çok büyük bir fark var. Bunlar çok güzel, bunlar çok olumlu. Fakat diğer taraftan işte az önce söylediğimiz işler de devam ediyor Beşiktaş'tan. Bir dinleyicimiz Fuat Akkaş, o da Beşiktaş'ın normal kadrosu iyi olabilir ama yedek kulübesi çok zayıf değil mi demiş. Dün konuştuk aslında, dün işte Galatasaray Beşiktaş maçında oyuna sonradan giren isimleri iki takımda kıyasladığımızda tabii ki dağlar kadar fark var kalite anlamında. Galatasaray ikinci yarıya Batshuayi ve Barış Alper Yılmaz'la başlıyor. Yunus Akgün'ü oyuna alıyor, Zay'ı sahaya sürüyor. Bir de Kerem Demirbay'ı sahaya sürerken Beşiktaş'ın değişiklikleri Onur Bulut mesela sağ öne giriyor. Ondan başka Onana'yı ilk olarak oyuna alıp merkezde Almusati ile ikiliyor. Salih Uçan giriyor. Bir de Mustafa Erhan Hekimoğlu giriyor. Yani 4 oyuncu öyle kalibre olarak tabii ki çok yüksek kalitede oyuncular gözükmüyor ama mesela bu maçta Onana da iş yaptı. Mustafa gol attı. İşte kırmızı kart aldırdı Nelson'a yaptığı preste. Hı hı. Onur o Rafa Silva'nın golünde
topu işte dışarı doğru çevirdi. Salih'in oradaki pası asiste dönüştü. Rafa Silva golü attı. Yani aslında hepsi bir şekilde etki etti ama tabii bu aldatıcı olabilir. Bu yetmeyebilir. Mesela dün Feyyaz Uçar Can Keleş transferinden sonra öne transfer istemiyor dedi Van Bronckhorst. Mesela kanat rotasyonu yeterli mi? Tartışılabilir sayısal anlamda da, hani kanatta mesela kimi kullanacak? Şu an elinde kim var? Bir tarafta Semih'i görüyoruz. Diğer tarafta Raşitsa, Can Keleş var. Başka oyuncusu var mı şu anda Beşiktaş'ın? Rafa'yı oraya çekiyor. Muleka gidiyor deniyor Suudi Arabistan'daki bir takıma. Muçi var. Muçi'yi oyuna dahi almadı bu karşılaşmada ilginç şekilde. Onur'u alana kadar Muçi'yi de değerlendirebilirdi. Onana yerine yine Muçi ile devam edebilirdi Semih'i çıkarıp. Ama Muçi'yi de değerlendirmedi. Bilmiyorum, ön taraf sayısı olarak da biraz sıkıntılı gözüküyor. Geride hem stoper hem iki bek alacak. Hem ön tarafa birkaç takviye belki yapacak. Hala bir 5-4-5 gördüğün gibi transfer. Hani alması almaz ama öyle bir beklenti de var şu anda Beşiktaş camiasında diyelim. 8-17 saatlerimiz, araya gidelim. Aradan sonra Fenerbahçe ile devam edelim. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. 8.21 saatlerimiz, şimdi Fenerbahçe'den devam edelim. Fenerbahçe bugün Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Lille deplasmanında olacak. Dün kafile Fransa'ya gitti. Basın toplantısı yapıldı. Kafile yine açıklandı. Beklendiği gibi yeni transferlerden Youssef En-Nesyri de kafilede kendine yer buldu ama tabii ilk 11'de çıkması beklenmiyor Faslı oyuncunun. Dzeko 2 maçta attığı 4 golle ve sağ içinde tabii gösterdiği performansa dikkat çekiyordu. Saint-Maximin şu ana kadar izleme şansımız olmadı futbolcuya ama onun da yine bu karşılaşmada en azından süre almasını bekliyoruz. İlk 11 yine çıkmayabilir. Orada farklı denemeler yapıyor Jose Mourinho. Bir önceki maç mesela Ferdi Kadıoğlu'nu sol tarafta görmüştük. Bu sefer Fed'in yokluğunda bakalım merkezde ne yapacak? Dün Mert Akayandaş vardı basın toplantısında. Belki onun olduğu bir düzen olabilir. Ferdi'nin olduğu bir düzen olabilir. Aslında çok opsiyonu var Jose Mourinho'nun elinde. Kadrosu da geniş. Yani sadece Fred yok bu karşılaşma için. Fred haricinde her oyuncu hazır. Zaitz kadroya dışarıdan eklenmiş durumda. Bir önceki tura göre farkı En-Nesyri'yle birlikte onun olduğunu söyleyelim. Onun haricinde kalecisi Livakovic olacaktır. Savunmada Osay Samuel var. Çağlar, Jiku yine sağlıklılar. Osterwold öyle, Ferdi öyle. İsmail Yüksek hazır. Şimanski öyle. İrfan Can süre bulmaya başladı. Tadic, Dzeko yine iyi bir kadro, iyi bir yedek kulübesi. Fenerbahçe bugünkü karşılaşmaya çıkacak. Tabii en kritik oyunculardan birinin olmamasında nasıl bir taktik anlayış, nasıl bir tercih olacak Mourinho tarafından, o da merak ediliyor. Mourinho pek hani bahanelere sığınmayacağım, sığmak istemiyorum diyor dünkü basın toplantısında da, hem sezonu erken açmalarıyla ilgili hem de Fred'in olmamasıyla ilgili. Sonuçta elimizde birçok oyuncu var o bölgede. Benim de bir planım var diyor. Sen ne düşünüyorsun Ali abi bu karşılaşma öncesinde? Lille'in de şu ana kadar tabii hazırlık maçları var ama resmi maçı yok. Jonathan David tarihçi sezon başından beri bütün oyuncularla çalışıyor demiş dün Mourinho, ki David de en önemli ismi takımın. Nasıl bir maç? Teknik adam değişikliği. Lille. Lille ve Fenerbahçe bu turda birbiriyle eşleştiği için üzgün iki tane takım. Hatta şöyle düşün. Fenerbahçe bu turu geçerse kimle eşleşecek? Saint-Gilloise kim galibiyle? Slavia Prag. Slavia Prag. Yani Slavia Prag, Saint-Gilloise, Lille, Fenerbahçe dörtlüsünden bir tanesi Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Bir futbol severe sorsan büyük ihtimalle Fenerbahçe ya da Lille ister. Hani tarafsız bir futbol sever Şampiyonlar Ligi'nde bu takımların olmasını ister. Ama büyük ihtimalle de Mourinho'lu Fenerbahçe'yi görmek ister. Hani Şampiyonlar Ligi'nde bir tekrar Mourinho olsun ister bir futbol sever. Ama işte ligi şampiyon bitiremediğinizde, onun haricinde ülke puanı olarak biraz gerilerde olduğunuzda bu yolları geçmek zorundasınız. Genelde Fenerbahçe'de işte bu yollarda diğer Türk takımları gibi pek başarılı olamıyor, zorlanıyor. Fakat Fenerbahçe'de işte o geçen seneki kadro devamlılığının ben önemli olduğunu düşünenler derim. Yalnız
Mourinho'nun tabii belki de erken diyebileceğimiz bir dönemde belki takımdaki sakatlıklar, hazır olmayan oyuncular, işte milli takıma gidenler, milli takımda İrfan Can gibi sakatlık yaşayanlar, işte Cengiz Ünder'in geride kalması, ne bileyim sol önde sen Maxime'nin gelmesi ama pek hazır olmaması gibi bu tarz faktörlerle beraber Mourinho'nun bir arayışta olduğunu görüyoruz. Fakat işte o arayışın da Fenerbahçe'nin iyi yaptığı şeyleri biraz da engellediğini, biraz daha geçen seneki ritmin bozulduğunu ilk karşılaşmalarda gördük. Özellikle hani Fenerbahçe'nin öldürücü kanadı olan sol taraf Ferdi Tadiç bağlantısının tabii ki olmaması Fenerbahçe için bir dezavantajı beraberinde getirdi. Şimdi bugün şu an önümde Fanatik açık. Ferdi yine önde gözüküyor buradaki kadroda. Yani merkezde İsmail Mert Hakan Şimanski gözüküyor. Ondan sonra Ferdi bir tarafta, Tadiç bir tarafta gözüküyor. Zaten Tadiç Mourinho dönemin başlangıcından beri ters kanatta oynuyor. Tadiç'in ters kanatta oynaması en çok Ferdi'yi etkiliyor bence. Ferdi ile alakalı bir durum oluyor. Yoksa Tadiç aslında Fenerbahçe'nin şu ana kadar yine performans olarak en istikrarlı oyuncusu, en iyi oyuncusu olarak gözüküyor sezon başında. Ama Ferdi'nin oyunu ve Fenerbahçe'nin o kanadı etkileniyor. Henüz o kanatta Ferdi ile işte Osterwolde arasında öyle bir uyum yok. Zaten pek de öyle bir uyum olmasını bekleyemez. Yani Tadiç'in oyun zekası, pas kalitesiyle Osterwolde ya da Ferdi ya da o birliktelikler pek aynı değil. O yüzden de Fenerbahçe'nin mesela geçen sene çok iyi işleyen bir kanadının sezon başında bu dönemde kazanılması gereken maçlarda biraz şeyden çıkması, nasıl söyleyeyim, denklemden çıkması Fenerbahçe adına bir dezavantaj. Bunun yanında Fred'in yine merkezdeki yokluğu, ki ilk karşılaşmada, hani ikinci karşılaşmada, rövanşta Fenerbahçe'nin ilk yarıda ne kadar rakibinden uzak kaldığını, temasla oynamakta zorlandığını gördük. Ki orada sahada Fred de vardı. Orada tabii kurum için beklentileri karşılayamaması ama İsmail Yüksek'in oyuna girmesiyle beraber Fenerbahçe'nin belli bir sertliğe ulaşması, işte bugün Mert Hakan da oralarda pek sakınmayan bir oyuncu, Şimanski de pek sakınmayan bir oyuncu, yani orada belli bir şey olacaktır Fenerbahçe'nin ama bir Fred kalitesi de olmayacak, onu da kabul etmek gerekiyor. Diğer tarafta Fenerbahçe'nin savunması, işte kalecisi zaten hep belli bir seviyede, belli oyunlarla sahada mücadele ediyorlar. Fakat işin hücum tarafında hani Dzeko'nun çok iyi başlangıcına rağmen kanatlar ne kadar işler ya da Tadiç'e kim eşlik eder, o bence Lille eşleşmesi öncesinde Fenerbahçe'nin bir problemi. Tabii işte sen bilgileri verirken söyledin, yani El-Nesyri ve Sen Maksime'nin kenarda olması bile Fenerbahçe için çok büyük bir artı. Rakibi için ciddi bir gözdağı. Yani işler kötü gittiği anda oyuncular her şeyi değiştirebilecek oyuncular. Fenerbahçe bunun da avantajıyla Lille eşleşmesine başlıyor. Fakat kabul etmek gerekir ki hani Şampiyonlar Ligi'nde bugün de oynanacak karşılaşmalar, eşleşmeler arasında en zor eşleşme Lille-Fenerbahçe eşleşmesi. İlk karşılaşma da tabii ki iyi bir sonuç almak, yenilmeden İstanbul'a dönmek Fenerbahçe için çok çok iyi olur. Evet, Fenerbahçe tabii daha dengeli bir oyun oynayacaktır bugünkü karşılaşmada da. Mourinho'nun gelişinden bu yana tabii iki resmi karşılaşma gördük şu ana kadar, Lugano karşılaşmaları. Hücum tarafı pek iyi gözükmedi. Sen de bahsettin işte kanattaki uyumdan. Gerçi hani Tadiç Ferdi oynatsaydı da o geçen seneki oyunu göremeyeceğimizi düşünüyorum. Bir taraftan Mourinho'nun oynattığı oyunda yani. Çünkü Mourinho sol bekini çok daha farklı kullandı şu aşamada, hatta bek gibi kullanmadı, neredeyse stoper gibi kullandı. Ferdi'yi bir kanat beki gibi kullandı ikinci karşılaşmada ve ilk maç galiba oyuna aldıktan sonra da benzer bir düzene geçiş yapmış, o bölge için öyle söylenmişti. O yüzden bu maçta herhalde benzer şekilde gidecek, daha dengeli, daha temposuz, biraz daha topu rakibe veren, ki deplasman bu maç rakip Lugano'ya göre daha güçlü, daha fazla topu isteyebilir. Ama bu sefer de kontra tehdidi. Hani Tadiç ve Dzeko'yla çok olacak gibi durmuyor. Şimanski ile de tartışılır. Ferdi'nin orada ayağına bakacak ama
Orada Sen Maksimen, Oğuz tabii çok daha uygun oyuncular hız konusunda. Ferdi yavaş bir oyuncu değil ama diğer iki isim daha etkili. Yani yine biraz sıkıcı, biraz dengeli, biraz 0-0'ı sanki kovalayacak. Tabii kağıt üstünde kimse 0-0'a belki oynamaz. Hani Mourinho da galibiyet için oynar ama ekrandan benim hissettiğim öyle oluyor Mourinho'nun Fenerbahçe'sinde. Yani son maç öyleydi. Bakalım bu maç aynı oyun mu olacak, yoksa Mourinho da farklı bir taktiğini bu karşılaşma için gösterecek mi? Mesela bir önceki maç Mert Hakan'ın oyuna girmesi sebebiyle duran topların daha tehlikeli kullanıldığını görmüştük. Tadiç kullanıyor son dönemde Mourinho ile birlikte. Mert Hakan daha etkili. Şimdi ilk 11 başladığı için herhalde bütün duran topların başında yine Mert Hakan yandaş olur. İlk maç Lugano maçında Dzeko'ya asisti yapmıştı bu duran toptan sağ taraftan. Bugün de Mert Hakan'la yine hani Akan'ın oyunda zorlanabilir belki Fenerbahçe ama duran topla gol fırsatı yakalayabilir. Hele ki bir de Ennesi gidikten sonra da yine yan toplarda büyük bir gol silahı. Sadece duran top değil, akan oyunda da Ennesi çok etkili. Dzeko'dan daha az mobil, daha çok ceza sahasında bulunduğu için mesela hangi goldeydi? Fenerbahçe'nin attığı o son golde, son eşleşmede Dzeko sağ taraftayken orta yapıldığında Tadic indirdi, Szymański attı. Mesela Enes'de herhalde böyle şeyler görmeyiz. Daha çok Enes'i yine merkezde olur. Dzeko gibi öyle sağ deplase olayım, sola deplase olayım. Tahmin ediyorum tabii ki bunu. Görmeyeceğiz. Öyle. Fakat işte Enes'i de besleyecek oyuncuların hani ben mesela Tadic'le alakalı olarak hep söylüyorum ya, orta kalitesi yüksek. Hı hı. Mesela İrfan Can'ın da pas kalitesi ve orta kalitesi yüksek. Hani El-Nesri'yi kim besler? Şimdi Ferdi'nin ortaları biraz daha ezbere ortalar. Ferdi çekip ortayı yapıyor ama sanki Tadic ile İrfan Can biraz daha pas atar gibi orta yapmaya çalışan oyuncular. El-Nesri'ye kimin ortayı yapacağı da akan oyunda. O da belirleyici oluyor. Şimdi o tarz isimlerin de sağda olması lazım ki santrafor verimliliği ortaya çıksın. Çok kaliteli bir santraforunuz olabilir ama iş zaten topu o santraforla buluşturmak, topu santrafora getirebilmek. Bazı takımlar biliyorsun bunda zorlanıyor. Mesela Galatasaray'la ilgili geçen sene yaptığımız eleştirilerde de vardı bu. Ondan önce hatta yine Galatasaray'la alakalı bu da konuşuluyordu ta Icardi öncesi dönemde. Hani iyi bir takım olabilirsin ama santraforunda topla buluşturman gerekiyor ceza sahası içerisinde. Tabii işte Fenerbahçe'de şimdi hani santraforu konuşuyoruz ama onun arkasındaki düzenin değişiyor olması Fenerbahçe ile ilgili daha çok konuşacağımız konu olacağının habercisi. Şimdi orada bir Saint-Maximin faktörü var. O oyuncu girdikten sonra yapı nasıl olacak? Ferdi sol beke geçtiği zaman ikisi beraber uyum yakalayacak mı? Ya da Mourinho böyle bir uyum istiyor mu? Mesela Ferdi'nin bindirmesini istiyor mu? Yoksa işte şu anki tek gibi, mi bırakmak istiyor Saint-Maximin'i? Şu anki gibi bilmiyorum işte, tek mi bırakacak? Çünkü hani abi sizde de öyle olmuyormuş. İşte Ake sol stoper gibi oynuyor. Dokuyu birebir bırakıyorlar. Ama işte Ferdi o oyuncu mu mesela? Değil zaten. Heh. Ama anladın mı? Kafasında o var gibi duruyor. Ama işte Ferdi'yi o şekilde tutmak biraz dizginlemek anlamına geliyor. Yani Ferdi'nin özellikleri genelde savunmada değil ki, hücuma çıktığı zaman verdiği enerji, driplingleriyle topu taşıması, driplingleriyle adamı geçmesi, oradaki fiziki mücadelesi, önde top kaybettiği zaman baskı yapabilmesi. Hani Ferdi çok iyi bir savunmacı der misin? Ferdi zaten geride kaldığında, hava toplarında birebir eşleştiği zaman zaten rakip büyük oranda golü atıyor. Arkaya adam kaçırma konusunda Ferdi'nin kusurları var, sıkıntıları var. Yani Ferdi hani böyle stoper tarzı oynatabileceğin bir profil değil bence şu aşamada. Osterwold'e ona çok daha yakın. Zaten stoper de oynuyor. Mesela Osterwold'e senin ya da işte Ake'yle çizdiğin portreye daha uyan bir oyuncu. Öyle. O zaman Ferdi'ye nasıl bir pozisyon bulacak? Söyleyeyim mi? Söyle. Gidiyor Ferdi bence. Ya olabilir. Transfer oluyor diye düşünürüm. Bilmiyorum. Olabilir ama hani oyun pek şu an için Ferdi'nin istediği tarzda gitmeyebilir. Mourinho'nun kafasındaki oyun. Nasıl olabilir? Osayn'in yerine aslında Ferdi Kadıoğlu oynarsa yine Tadic sağda, Ferdi bu sefer ya orada Mert Müldür de var. Mert de sol stoperin alternatifi. Yani Osterwold'in alternatifi olur. Orada da oynamayı biliyor Mert Müldür. İşte öyle bir şey olabilir. Yani oradaki yapı değişiyor ya. Şimdi Fenerbahçe'deki yapı değişiyor ya. O yapı değiştiği zaman ortaya konuşulabilecek çok şey çıkıyor. Çok fazla alternatif çıkıyor. O da olabilir. Bu da olabilir. Ama senin, benim ya da bir dinleyicinin söylediği 11'in sahada performans göstermediği anda
neler yapıp neler yapamayacağı tamamen boş bir muhabbet. Bunların hepsi olabilir çünkü bunların hepsinin kendi içinde bir mantığı var. Hiç kimse de senin söylediğin bir şey ya da benim söylediğim bir şey ya tamam bu da o kadar hayatta olmaz demeyecektir. Bunlar bir alternatif. Fakat işte benim kafamı kurcalayan konu hani Fenerbahçe'nin radikal bir değişime ihtiyacı var mıydı? Bu aşamada sezon önce kazanılması gereken hazırlık maçları döneminde yoksa hani mevcut yapıyla devam edip sezon içerisinde Mourinho takıma biraz daha alıştığında, oyunculara biraz daha alıştığında, oyuncuların tam anlamıyla ne yapıp ne yapamayacağını gördüğünde ben müdahaleyi yapar, o Mourinho etkisini görürüz diye düşünüyordum. Hiç alakası bile yokmuş. Mourinho gelir gelmez hani Tadiç sen sol tarafta değil burada oynayacaksın diye değişikliklere başladı. Şimdi de sonuç almak zorunda Mourinho. Ama senin mesela söylediğin hani Lille-Fenerbahçe maçı biraz durağan geçebilir. O olabilir, bu olabilir. Hani zaten Mourinho kariyerinde 3-2 ya da 4-3 kazandığı maçlarla değil, rakibi iyi analiz edip, iyi kilitleyip ondan sonra vurduğu karşılaşmalarla ön plana çıkan bir teknik direktör. Zaten Lugano maçlarından beri Lille'i acayip çalıştık. Çok çalıştık. Her karşılaşmalarını izledik. Diyor Lille'le ilgili analizini yaptığını, tamamladığını ve kafasındaki belli bir plan olduğunu da bu söylediklerinden anlıyoruz. Ama bugün hani Fenerbahçe az önce söylediğim gibi 3-2 kazanmayı oynayacağı bir karşılaşma olmayacak Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin gol yemeyeyim ama gol atabilirim, seni tehdit edebilirim diyeceği tarzda bir karşılaşma görmemiz Mourinho etkisiyle çok daha yüksek olasılık. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com. ...8.42 saatlerimiz Sabah Sporu'na devam ediyoruz. Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Temsilcimiz bugün 21.30'da Lille deplasmanında olacak. Lille maçı öncesi biz de Fenerbahçe'nin son durumunu konuştuk. Birkaç mesaj var. Onları okuyayım. İlhan demiş ki Jose geçen seneki sistemle devam edip Lille elense bu sefer de İsmail Kartal oyunu olduktan sonra neden Jose getirildi? İsmail Kartal'la da devam edilebilir derler demiş. Sezonun şu aşaması için söylüyorum. Sonuçta Mourinho'nun analizi, Mourinho'nun oyuna müdahaleleri İsmail Kartal'dan farklı olacaktı. İsmail Kartal'ın kurduğu yapı, Fenerbahçe'nin oyun başlangıçları genelde geçen sene pek eleştirilmedi. Fenerbahçe'nin eleştirildiği, İsmail Kartal'ın eleştirdiği en önemli nokta oyuncu değişiklikleri. Oyuncu değişikliklerinin işte zamanında yapılıp yapılmaması daha çok da oyuncu değişiklikleri üzerindeydi. Bir de çok sabit İsmail fikirli Kartal olduğunun düşünülmesi böyle. Hep aynı değişiklikleri yapıyor, hiçbir şey aramıyor gibi. Evet. Şimdi orada tabii ki Mourinho farkı olacaktı. Fakat benim anlatmaya çalıştığım sezonun bu döneminde kazanmanız gereken maçlar oynuyorsunuz. Elemeniz gereken, geçmeniz gereken rakipler var. İşin zorlu tarafı o. Şimdi Fenerbahçe mesela Lille bir grup karşılaşması oynasa daha farklı. Çünkü onun kendi içinde bile telafisi vardı geçen sene. Yani 6 maçlık bir grup aşaması oynadığınızda bile o ilk karşılaşmaların, kaybedilen karşılaşmaların telafisi oluyor. Ligde zaten öyle bir telafi hakkınız var. Bir de zaten ligin 1-2 numaralı favorisi sizsiniz. İlk 2 sizsiniz yani favori olarak. Ama bu eleme dönemi öyle değil. Yani eleme döneminde hata yaptığın anda çok şey kaybedebiliyorsun. Hele ki Şampiyonlar Ligi işin ucunda olduğu zaman. Mesela Avrupa Ligi'nde ya da Konferans Ligi'nde olan takımlar eleme açısından daha rahatlar. Çünkü hani evet de onlar bir sonraki aşamaya gitmek istiyorlar. Orada olmak istiyorlar. Ama Şampiyonlar Ligi'nde olma hayaliyle yola çıkıp Şampiyonlar Ligi'nden elenmek hem oyuncular için hayal kırıklığı hem kulüp için hayal kırıklığı oluyor. O yüzden de yani bu dönemde en iyi nasılsan ya da belli bir ezberin varsa ki Fenerbahçe'nin ezberi vardı öyle devam etmenin ben daha mantıklı olduğunu düşünenlerdenim. Ondan sonra zaten çok zamanın var sezon içerisinde kafandakileri yapmak için, gerçekleştirmek için. Şampiyonlar Ligi ile de ilgili Mourinho kulüp hiçbir zaman Şampiyonlar Ligi'nin bana bir ihtiyaç olduğunu söylemedi. Ama bence hem kulübün prestiji için hem de Türk futbolunun prestiji için Şampiyonlar Ligi oynayabilirsek bizler için iyi olur
demiş. Bana sorarsanız Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir misiniz diye. Her şey mümkün ama ben mucizelere inanmam. Ama bana Avrupa Ligi'ni kazanabilir misiniz diye sorarsanız evet kazanabiliriz derim diyor. İkisi arasında bir tercih yapacağında da Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı tercih edeceğini söylüyor Jose Mourinho. Yani bir tarafta Avrupa şampiyonluğu var ama Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı tercih ediyor. Tabii yani onu almanın imkansız olduğunu düşünse de orada oynamayı tercih eden bir Mourinho var. Tadic nerede oynamak ister? Dzeko nerede oynamak ister? Fred nerede oynamak ister? Maximen nerede oynamak ister? Szymański, ondan sonra El-Nesyri, Livakovic, yani Ferdi nerede oynamak ister? Belli. O yüzden hani Fenerbahçe açısından hakikaten lig şampiyonluğu ne kadar önemli olsa da Şampiyonlar Ligi'nde olmak da çok çok bence değerli olur. Az önce dinleyicimiz mesajını okuyordum. Son kısmında da Osayi'nin bu sezon CSO oynamaktan kademe anlayışı da kötü demiş. Bu bir bilgisayar oyunu mu bilmiyorum. CSO yazmış. CSO diye yazmış. Mert Müldür formayı alır. Bir ara çünkü Osayi'nin de değil mi bu oyunla alakalı çok oynadığı konuşuluyordu ama tabii kademe anlayışının oyun oynamasıyla pek eğer oyunsa bu dediği ben öyle algılıyorum. Pek bir anlayışı olmaz. Mert Müldür de formayı alabilir. Bir ihtimal hani ben de söyledim az önce Ferdi'nin o bölgede oynama ihtimali de konuşulabilir. Benjamin demiş ki Mourinho'nun Saint-Maximin almasının tek sebebi savunma yapıp kontra ataktan gol araması olacak bence demiş. Mourinho'nun burada Anadolu takımlarının geride olmadığı sürece atak yapmadığını öğrenene kadar diğer büyükler hata yapmazsa 10. haftada İsmail Kartal sesleri yükselir demiş. Yani Mourinho'nun oynatmaya çalışacağı oyun bu lige uygun bir oyun değil. Bizim takımlar, Anadolu takımları zaten çok fazla hücuma çıkmıyorlar. Geride bekliyorlar. Mourinho da geride bekleyecek. Nasıl burada fark yaratacak? Minvali herhalde bu dinleyicimizin mesajının. Tabii daha ligdeki planını görmedik Jose Mourinho'nun şu ana kadar. Sadece Avrupa'da gördük. Farklı da düşünebilir. Yani ligde daha farklı ister istemez fark edecektir zaten. Ya şimdi hani bunu söylemek demek Mourinho'nun o ayrımı yapamayacağını düşünmekle eşdeğer oluyor. Ya şimdi mesela Real Madrid öyle mi oynuyordu Mourinho döneminde? Mourinho ile ligadayken öyle değildi. Ama Mourinho'nun genelde bu zaten Avrupa macerası üzerinden yapılan bir yorum diye düşünüyorum. Yani Avrupa'da mücadele ederken ki performanslarıyla alakalı bir yorum. Bir de kendi ligindeki büyük karşılaşmalarla alakalı bir yorum diye düşünüyorum. Yoksa hani Mourinho bilmiyor mu elinde Fenerbahçe varken? Yani mesela Mourinho hiç bakmamışımdır sizce ligdeki diğer takımların kapasitesine, hangi oyunculara sahip olduğuna. Yani onlara da kontratak oynayacak hali yok Fenerbahçe'nin. Ama Mourinho şunu sevmiyor. Mourinho geriye düşmeyi, ondan sonra bir maçta gol yemeyi, mesela iki gol yediği zaman bence büyük problem yapan bir adam Mourinho. Zaten 4-3 biten Lugano maçından sonra da benzer şeyi söylemişti. Hani Mourinho Türkiye Ligi'ndeki oyun anlayışıyla Avrupa'daki oyun anlayışını Fenerbahçe özelinde bence ayırabilir. Ayıracaktır da. Ama büyük karşılaşmalarda, zorluk derecesi yüksek mücadelelerde biraz daha o tarifini yaptığı dinleyicinin Mourinho'yu göreceğiz. Orası bence kesin gibi. Burada tabii Mourinho Anadolu takımlarına karşı nasıl oynatacak bilemiyorum. Biz varsayımda bulunuyoruz. Hani büyük maçlardaki gibi oynatmaz, Avrupa maçlarındaki gibi oynatmaz diyoruz. Onu da görmek lazım. Ama bana biraz işte oyun anlayışı Aykut Kocaman'ı da hatırlatıyor. Şimdi Real Madrid'de böyle mi oynatıyordu diyorsun. Tam hatırlamamakla birlikte genel hatlarıyla öyle çok ofansif değildi ama çok gol atıyordu o takım. Aykut Kocaman'ın takımı da çok ofansif gözükmüyordu ama çok gol atıyordu. Aykut Kocaman da kendini böyle savunuyordu. Hani ben defansif oynamıyorum, gol rakamlarına bakın diyordu. Mourinho'da da sanki biraz öyle bir benzerlik var. Aykut Kocaman'ın stiline benzetiyorum şu ana kadar gördüğüm ve kariyerine baktığımda. Doğru. İşte orada nasıl biliyor musun olay? Bazen hani takımlar karşılaşma içerisinde aktif olarak dinlenmeye geçerler ya. Hani bazı bölümlerde çekilirsin kendi yer alanına. Biraz daha rakibi geride karşılamaya başlarsın. O zaman top rakibe geçer. Rakip biraz daha toplu oynamaya başlar.
rakip toplu oynamaya başlıyorum, üzerine gidiyorum senin diye düşünürken mesela sen orada cezayı kesersin. Bunu yapabildiğin sürece bence pek bir problem olmaz. Tabii ki. Ama maçın bazı bölümlerinde de dominant oynarsın. Zaten büyük takımdan beklenen de bu dengeyi sağlamaktır. Hiçbir futbol takımı 90 dakika boyunca ben rakibim üzerine deli gibi saldırayım demez. Güç farkı olsa da. İşte onu iyi ayarlayabildiğin sürece teknik adam olarak pek eleştiri almıyorsun. Ama beklentinin rahat galibiyet olduğu karşılaşmalarda eğer biraz el freni çekik başlarsan Türkiye'de çok büyük eleştiri oluyor. Yani o kontrollü başlangıç bizde pek sevilmiyor. Bizde iyi bir başlangıç istiyor takımlardan. Hani Galatasaray'ın zaten bence ligde yarattığı en büyük farklardan biri de o. Hani Galatasaray özellikle iç sahada oynarken çok etkili başlıyor. Çok etkili başladığı zaman ki geçen sene Fenerbahçe de bunu yaptı. Sezon başında özellikle. Erken golle, erken 15 gollerle. Dakikada sürekli gol atıyor. O çok seviliyor bizde. Biraz da onu da ayırmak gerekiyor. Ama işte dur ben biraz daha böyle hani örnek şöyle örnek verelim. İşte Fernando Santos'un Beşiktaş'ı gibi. Belki niyet o değil ama pek gitmediğinde, gidemediğinde o zaman olmuyor, beğenmiyorlar. Ama sen iyi başla, 2-0 öne geç, böyle bir 15-20 dakikayı mış gibi yap, yani oynuyormuş gibi yap, o zaman bir şey demiyor insanlar. O zaman kontrolü futbola geçsen de bir şey demiyor. Çünkü hep göz bir taraftan skor tabelasında. Şimdi geçen sene Fenerbahçe öne geçtiği karşılaşmalarda özellikle sezonun orta ve sonuna yakın bölümünde takımda pek bir koşucu olmadığı için farkı yükseltememişti. İstediği seviyeleri çıkaramamıştı. O yüzden bazı maçların sonu Fenerbahçe için pek kolay gelmedi. Şimdi bu sene işte iki tane daha farklı profilde koşucu oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Bir tanesi geçen sene Türkiye Ligi'nde kanat olarak en iyi işleri yapan oyuncu. Diğeri de Saint-Maximin. Zaten Saint-Maximin o işleri çok iyi yapabildiği için bu takıma dahil edildi. Mourinho tarafından istendi. İşte o bölümlerde de eğer Fenerbahçe hani oyunu tuttuğu ya da biraz daha geride karşıladığı bölümlerde rakip bir dakika ben senin üzerine geliyorum derken cezayı kesebilirse o zaman tadından yenmez. Herkes Mourinho övgülerini dizmeye başlar. Fakat burada tekrar söylüyorum. Herkes bir şöyle düşünsün, aklına getirsin. Bizde oyun başlangıcı, oyun başlangıcı, oyun başlangıcı. Yani taraftarı havaya sokacak. O işte 45 bin kişi gidiyor, 50 bin kişi gidiyor büyüklerin maçlarına. Onların havaya girebilmesi için mutlaka o iyi başlangıcı görmek istiyorlar. Yani sonradan imelenen bir takım pek bizim taraftarın benimsediği bir takım olmuyor. Ama hani Fenerbahçe üzerinde konuşursak, sezon açısından bir de konuşursak, iyi başlamak da Fenerbahçe'ye pek yaramıyor. Böyle gümbür gümbür başlamak. Fenerbahçe'de de böyle bir şey oldu. Hani biz hep iyi başlıyoruz, hep gaza geliyoruz. Tabiri caizse şampiyon olacağız, şöyle olacağız. Bir türlü olmuyor. Şimdi Mourinho'nun yavaş başlangıcı da bir taraftan... Ama yavaş başlangıcı ne olarak değerlendiriyorsunuz? Mesela yavaş başlangıç ne? İşte Galatasaray... Yavaş başlangıç oyun olarak, oyun olarak ve yavaş skor olarak hani Galatasaray geçen sezon puan olarak da ya da oyun olarak puan da olarak çok iyi başladı Galatasaray. Yok, oyun olarak bir önceki evet. Sezonda yavaş başladı hatırla. Peki Galatasaray'ın performansı sezon içerisinde çok yükseldi mi? Böyle anormal bir şey gördük mü? Yükseliş gördük mü Galatasaray'ın oyununda? İkinci yarıdaki galibiyet serisini belki konuşabiliriz. Çok çok böyle ama hani vay be dediğin oyunlar böyle sezonun. Şimdi Galatasaray hep belli bir standartın altını emmeyerek sezonu tamamladı. Bütün sezon boyunca o yani aslında böyle çok çok iyi bir oyundan ziyade daha çok belli seviyede oyun istikrarı Galatasaray yetti diye düşünüyorum ben geçen sene özelinde. Fenerbahçe için de çok yüksek bir başlangıçtan sonra o seviyeyi koruyamamak, o seviyede takılmak ve rakibin de tabii sürekli kazanmasıyla beraber öyle bir sezon oldu. Yoksa normalde hani çok azdır resmi karşılaşma olarak 19'da 19 başlayıp şampiyon bitiremeyen bir takım. Yani, futbol tarihinde yani. İşte burada hani sen futbol maçlarına 15 dakika iyi başlamak, hızlı başlamak önemli ama burada bütün gücünü sanki hani öyle algılandı Fenerbahçe. İlk bölümde kullandı, erken form tuttu, nefesi yetmedi dendi. İşte Galatasaray biraz daha yavaş başladı ama o istikrarla devam etti dendi. Şimdi de Fenerbahçe sanki biraz enerjisini saklayarak gidiyor gibi gözüküyor. Hani maçlar öyle çok gümbür gümbür geçmiyor. Yani bu nefesi yetmeme konusu Fenerbahçe üzerinde benim katıldığım bir konu değil. Mesela Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sezonda yani sezon bir hafta daha olsaydı Beşiktaş şampiyonluğu kaybedebilirdi Sergen Yalçın'la beraber. Mesela nefesi yetmemek bence o. Anladın mı? Orada zaten daha mütevazi bir kadro vardı Galatasaray'a göre. Galatasaray mıydı rakip?
İkisi de vardı galiba. Tabii Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu ile vardı Sivas. İşin içinde. Sivas maçı. Hatta Fenerbahçe daha yakındı şampiyonla. Mesela nefesinin yetmemesi bence o biraz. Hani daha kadro mesela daha orada yükselen bir şey vardı. Hani sezon başlangıcı Beşiktaş'ın daha vasattı. Ondan sonra bir yükseliş yaşadı Beşiktaş. Onu götürdü ama son bölümde bir düşüşle beraber nefesin yetmiyor artık. Onu görüyordun yani maçlarda. İç sahadaki karşılaşmalarda, dış sahadaki karşılaşmalarda alınan skorlarda. Ama Fenerbahçe açısından bence geçen sezon nefesi yetmemekten ziyade yani takdir etmek lazım. Galatasaray'ın çok üstün puan performansı vardı orada. Yani Galatasaray, Fenerbahçe dedik ya tarihi bir sezon, bir daha böyle bir şey olmaz. Böyle puan ortalamaları tutturulmaz. Biraz kendi içinde de onu değerlendirmek lazım. Yüksek başlangıcı biraz ezbere söylüyor bence şu an insanlar. Çok iyi başladı, ondan sonra yetmedi. Yani kaç puan kaybetti zaten Fenerbahçe? Geçen sene Galatasaray kaç puan kaybetti? Biraz ona bakmak gerekiyor. Son mesaj, araya gideceğim. Tuncay Çakmak, bir Trabzonsporlu olarak Jose Mourinho'nun ligde olması beni heyecanlandırıyor. Tadını çıkarmak yerine neden eleştiriyoruz demiş. Eleştirmiyoruz. Anlamaya çalışıyoruz şu an. Yani eleştirmekse de eleştirmek tabii. Yani bunu da sporun, hayatın doğasında var. Mourinho'nun da pek aklımıza yatmayan kısımlarını söylüyoruz. Bu eleştiriyse tabii ki eleştiriyoruz yani. Onda da bir sakınca görmüyorum. Diyelim 8.56 saatlerimiz, araya gidelim. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com 9.02 saatlerimiz, mesajları en son bölümde okuyordum. Mourinho ile ilgili bir mesaj gelmişti. Onun haricinde Beşiktaşlı dinleyicilerimizden bugün mesajlar geliyor. Aslında iki farklı dinleyicimizden benzer bir mesaj aldık. Necat Uyar demiş ki, inşallah bu 5-0'lık galibiyet transfer politikasını değiştirmez, yoksa yine Beşiktaş'ım için bu sezonda hüsran olur demiş. Alaaddin Gül, o da korktuğum başıma geldi. Beşiktaş kupayı alırsa transfer ihtiyaç yok havasına girerler diye düşünüyordum. Belli ki öyle oldu. Bu takımın kanatları çok eksik. Hatta net bir sol kanat oyuncusu yok elde. Lige böyle başlanmaz. Defansı da zaten hepimiz biliyoruz demiş. Onların mesajı böyle. Dün Sercan Dikmen'in Sports Digital'deki canlı yayınından birkaç tweet önüme düştü. O da diyor ki, Beşiktaş hem sağ kanatta oynayan hem sol kanatta oynayan bir de 10 numaralı oynayan. Yani üçünü birden oynaması gerekiyor oyuncunun. Sol ayaklı, teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu taraması gerçekleştiriyor demiş. Yani bir taşta 3 kuş birden vurmak istiyormuş. Gelsin bir de bizde program da yapsın. Beşiktaş'ın aradığı oyuncu. Yapsınlar. Onu da ekleyelim. Biz de bir katkı yaparız. Esport'a da transfer çıksın. Esport'a da çıksın. Esport'a da yazsın. Yani şimdi o kadar tabii kolay değil öyle bir oyuncu bulabilmek. Yani o tarif ettiğin oyuncu. Bölgede oynayacak, sol ayaklı ve teknik kapasitesi yüksek. Anlamışım. Cengiz Ünder yazılmış mesela. Evet, onu söyleyecektim ben de hemen. Beşiktaş'a. Tabii Cengiz her yerde oynamıyor. 10 numara oynamıyor ama solak bir oyuncu. Fakat işte mesela bak, hani ben bu mesajları görmedim. O mesajlar bana gelmemiş. Gerçi evet, yoksun, etiketlenmemiş. 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri düşünmüşüz. Hani Beşiktaş çok önemli bir kazanım elde etti. Süper Kupa galibiyetiyle, özgüven anlamında. Fakat o başka, takımın ihtiyaçları başka. O yüzden de Beşiktaş yönetiminin biraz bu çağrılara kulak vermesi gerekiyor. Yani Beşiktaş şu an biz yani bu takımla Galatasaray'ı farklı mağlup ettik. Bu takım zaten iyi bir takımda halihazırda. Bu da şeyi oldu, kanıtı oldu diye düşünmesi hata olur. Yanlış olur. Çünkü yöneticilere sorsan zaten hepsi iyi iş yaptığını söyler. Hani kalkıp da bizim takımımız yetersiz, o şu bu kimse demiyor. İyiyiz, şöyleyiz, böyleyiz diyorlar. Fakat işte yani taraftar da bak 5-0'a rağmen bunları söyleyebiliyorsa bu bence değerli, önemlidir. O mesaj alınmalı. Peki şunu sorayım o zaman, hem sana hem senin gibi düşünen belki Beşiktaş taraftarlarına. Beşiktaş yönetimi bu saatten sonra yeteri kadar transfer yapmazsa bu takımın yeterli olduğunu düşündüğü için midir? Yoksa elindeki oyuncuları çıkaramadığı, ekonomisini tam olarak oturtamadığı için midir? Ya Beşiktaş yönetim farkında değil mi şu anda durumun ne olduğunu? Savunmada, hücumdaki eksiklikleri Beşiktaş yönetimi görmüyor mu? Ya da Van Bronckhorst görmüyor mu? Şimdi belli bir bütçeyi yönetmek, belli bir organizasyonu yönetmek, o kararları vermekte yöneticilik becerisi oluyor. Şimdi Hüseyin Yücel, bu transferler yapılırken
Ben dedi rakama falan bakmam, rakamı düşünmem dedi. İstanbul'a gelip hesap kitap yaparım dedi. O zaman onu söylemeyeceksin. Eğer böyle bir derdin yoksa parayla alakalı olarak, o zaman taraftar bekler bu takım tamamlansın diye. Ama şöyle de olmaz. Aa işte ben gittim alışverişe, şunları 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 aldım. Benim buna da ihtiyacım var ama ötekilere vermem gerekenden fazla para verdim. Diğer taraf eksik kaldı. O zaman bu senin yaptığın bir hata olur. Bu yöneticilik hatası olur. Senin de planlama hatan olur. Kendi özelinde. O yüzden bunu da yapmaları gerekiyor. Beşiktaş'ı yöneten insanlar olarak. Böyle bir lüksünüz yok yani. O zaman ben de gideyim bir tane oyuncuya 10 milyon euro vereyim. Süper bir oyuncu olsun. Tek bir tane süper oyuncu sana ne lig ne kupa kazandırabilir. Maç kazandırması bile zor ihtimal. Yani senin kendi bütçen özelinde bir takım yaratman gerekiyor. O takıma da eğer alabilirsen, katabilirsen kalitesi yüksek oyuncular. Daha yüksek oyuncular da olabilir. Katman gerekiyor. Ama iki oyuncuya dünya kadar para verip Beşiktaş böyle bir takımla yola çıkarsa, hani belki sezonun bir bölümüne kadar bir şeyler yapabilir gider ama bir noktadan sonra bütün arızalar ortaya çıkar ve bir anda yer yerinden oynar. Nedeni de basit. Hani sadece Masuaku'ya bakmanız yeterli Beşiktaş'ta yani. Masuaku bile eyvah demeniz için bir sebep. Bak Masuaku'yu ben biliyorsun seviyorum. Çok fayda olduğunu düşünüyorum ama sorum şu. Faydalı olduğunu düşündüğüm bir oyuncu olmasına rağmen, sevdiğim, oyunu bilen bir oyuncu olmasına rağmen sorum şu, güvenir misin? Yani 40 maça yakın oynayacağın ligde o oyuncuya güvenip sezona başlar mısın? Masuaku olmadığında alternatif planın seni yarışmacı olarak tutar mı? Yarışmacı kılar mı? Soru budur. Yoksa hani Immobile, Rafa Silva, zaten hani Immobile, Rafa Silva tartışılacak oyuncular değil ki performansları böyle olduğu sürece. Onların zaten kalitesi belli, yaptıkları belli. İtalya'da 4 kere gol kralı olmuş oyuncu mu tartışılacaksın sen? Hayır. Hayır, öyle bir şey yok yani. Immobile gibi olduğu zaman zaten seni alıp başka bir yere götürüyor. Ama tek değil ki. Svensson mu senin ilk alternatifin? Ya da Svensson'un alternatifi kim? Onur'u niye satmaya çalışıyorsun? Onur niye gidiyor? Mesela Onur gittiği zaman hangi sağ bek alternatifi gelecek Beşiktaş'ta? İşte ne oldu Bünyamin mesela? Hani Onur transfer olmadığı için mi Bünyamin bekletiliyor? Ya da Bünyamin'e beklemediğinden fazla mı para çektiler fiyat olarak? Antalyaspor'dan koparamıyorsun. O yüzden mi Onur'a dur dedin? Tabii tabii, Bünyamin'i bitiremediğin için Onur'a dur. Anlatabildim mi? Yani 50 tane şeyi var bunun. Ben şeyi bilmiyordum bu arada. Hüseyin Yücel'in para problem değil, İstanbul'da gelip hesap kitap yaparım. O tabii çok doğru bir açıklama olmamış. Kulüplerin böyle bir lüksü olmadığını herhalde taraftar, ya da umarım diyeyim taraftar, biliyordu. Sen de hani böyle bir sınırsız bütçesi yok hiçbir. Ya olur mu canım öyle bir şey? Yani... O yüzden hani bu açıklama, haklısın, yapılmamalıydı. O yüzden de diyorum Beşiktaş hani çok ciddi paralar verdi şu ana kadar zaten transferde. Yani bir de şey var, daha hali hazırda senin dediğin gibi gönderemediği oyuncular var. Şimdi onu da söyleyeceğim. 20 yabancı gözüküyor şu an Transfermarkt'ta açtığımda. Üst tarafta lejyonerler 20 diyor. Tabii belki Türk pasaportu olup Alman vatandaşı olanları da saymış olabilir ama şimdi bu kolay bir operasyon değil. O yüzden söyledim az önce. Yani yönetim de emin olun bence farkında durumuna. Masuaku'ya güvenilmeyeceğinin, Svensson'un yeterli olmadığının, ön tarafta eksik olduğunun farkındadır. Burada da sen şöyle bir eleştiri getiriyorsun. Hani hesap kitabı yapacak olan yönetim. Bütün parasını Immobile, Rafa Silva'ya vermek yerine, eğer sınırlı bir bütçesi varsa, daha dağıtması gerektiğini belki söylüyorsun. Tabii. Ama şunun da garantisi yok. Sen diyorsun ya, hani Immobile'ye daha düşük profilli bir oyuncu gelseydi santrfora, 6 yerine 3 verseydin, o 3'le de sol bek alsaydın. Değil mi? Kabaca bunu söylüyorsun. Eğer şey, bütçen belli bir sınırdaysa. Tamam mı? Bunu yapabilirsin ama bak gene de şunu söyleyeyim. Immobile'ye de verebilirsin. Bunu seninle daha önceden tartıştık ama Immobile'ye verdiğin noktada transfer dönemi kapandığı anda senin gene de takımında eksik olmaması lazım. Ama bak şöyle diyeceğim şimdi. Eksik var. Masuaku, Svensson'la devam ediyorsun sezona. Hı. Paran kalmadı. Immobile'ye, Rafa'ya bütün parayı gömdün. Bir de çok iyi bir kanat getirdin. Di Maria benzeri. Ona gömdün. Savunmaya eksik kalmadı. Burada eleştirilebilir tabii. Hala Masuaku, Svensson'la oynuyorsun. Şeyin de garantisi yok. Ya onu da kıyas yapamıyoruz. O yüzden de çok eleştiremiyorum yönetimi. Immobile yerine daha düşük bütçeli bir santrfor gelsin. Hı hı.
Di Maria tarzı oyuncu yerine daha düşük bütçeli biri gelip sen sol bekleri, sağ beki değiştirsen bu takımın daha başarılı olacağının da bir garantisi yok. Yani Immobile'nin yaratacağı fark acayip bir fark olabilir. Rafa'nın yaratacağı fark acayip bir fark olabilir. Yani sol bekini de yükseltir. Jetson da yükseltir. Zaten bu oyuncular yeni transfer gibi olur. Beklenti o yönde zaten. Beklenti o yönde ama bir de işin ABC'si var. Ben ABC'sinden bahsediyorum. Tekrar söylüyorum, mesela sen Masuaku var diyorsun. Masuaku var mı diye soruyorum işte ben de sana. Senin yıllarca sorduğun soru. Hı-hı. Yani Masuaku gelecek hafta mesela, yani bak şöyle olabilir. Bugün ne günlerden? Salı. Salı. Çarşamba günü bir haber. Masuaku Samsunspor maçında yok. Ya kaç Beşiktaşlı şaşırır? Allah'ını seversen bak. Şunu okudu Beşiktaşlılar. Çarşamba günü geldik biz buraya. Ondan sonra sen dedin ki gazete manşetleri geldi. Beşiktaş'ta istenmeyen bir haber. Ama işte biraz da tahmin ettiğimiz bir haber. Antrenmanda sakatlanan Masuaku Samsunspor maçında yok. Ya hiçbir Beşiktaşlı şunu demez. Aa hayret, ne oldu acaba adama? Evet. Ya gene aynı şey der. Aynen. Benim söylemek istediğim bu. Bir sol bekin olabilir. Mesela Svensson öyle değil. Svensson senin söylediğin şeye daha yakın. Anladın mı? Hı hı. Hani Svensson belki kapasitesi belli ama Svensson hep orada. Svensson o konuda güvenebilirsin. Ben diyorum ki Omar Colley'e, Masuaku'ya, bu oyunculara güvenebilir misin? Sağda kalacaklar mı? Sağda kalacaklarsa o zaman arkasını biraz daha şey yapabilirsin. Hani daha mütevazi, senin dediğin o efekti alabilmek için yıldızlardan oraya güvenebilirsin. Çünkü şunu dersin, ya ben biliyorum Mert yayına gelecek. Mert'le alakalı bir şey yok, problem yok. Mert burada olacak. Mert hep burada. Masuaku da hep orada olsa hiç tek kelime etmem ama tekrar söylüyorum, yani Masuaku Samsunspor maçında oynayıp oynamayacağını kendi bile bilmiyor olabilir yani. Şu an çok iyi durumda olsa da. Evet, daha tabii 6 Ağustos transfer 15 Eylül'de bitecek. Bir aydan fazla bir süre var. Benim de beklentim burada hemfikiriz, yani Masuaku konusunda sana itiraz etmiyorum. Sadece biraz yönetim açısından da düşünmeye çalışıyorum. Onlar da emin olun herhalde göndermeye çalışıyordur ve sol bek bakıyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten Masuaku'yu son kaç sene oldu Masuaku? 2 tam sezon bitirdi, 3 tam sezon bitirdi Beşiktaş'ta. 2 bitirdi, 3 olması vallahi lazım. Zaman da çok hızlı akıp bir seneden geçiyor. Sonra şey alınmadı mı? Bonservis alınmadı mı? Geçen sene başında bonservis alınmadı. 23-24-25. 2 tam 2 evet, sezon bitirdi. 2 tam sezonu 2023-2024. Evet, 3. sezonda giriyor. Yani bu 2 sezonda Beşiktaş yöneticiler eminiz bizden belki daha fazla takip etmişlerdir. Masuaku'nun durumunu bizden daha iyi görüyorlardır. Yani sakatlık konusunda güvenilmeyeceği çok açık. O yüzden hani ben bazı eleştiriler yapılırken hani sanki yöneticiler hiç bunu görmüyormuş gibi olmasına karşıyım. Yani yöneticiler de bugün çok net bence her şeyin farkındalar ya. Ön tarafa bir ihtiyaç olduğunun. Hatta Santrfor'a belki. İşte Abubakar'ı gönderebilirsen. Muleka gidecek. Mustafa'ya mı kalacaksın orada? Ya da Semih'i mi düşüneceksin? Oraya bir takviye ihtiyacı olduğu lig standartları içerisinde. Ya da rakiplerine bakarsan bile. Batshuayi ile oynuyor Galatasaray. Diğeri Dzeko yedek Santrfor. Senin tamam, Mustafa Ekimoğlu. Bunu söylememenin ne anlamı var? Şimdi mesela Feyyaz Uçar'ın açıklamalarına bak. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarına bak. O zaman niye öyle konuşuyorlar? Feyyaz Uçar daha az transfere ihtiyaç duyar açıklama yapmasından bahsediyor. Feyyaz Uçar rotasyondan bahsediyor şu an. Hani sanki 11 bazında Beşiktaş tammış gibi. Hiçbir problemi yokmuş gibi. Rotasyon oyuncu bakacağız. 1-2 oyuncu daha gelebilir diye böyle hani şey bırakıyor. Ucunu açık bırakıyor. Ertuğrul'dan diyor ki işte 8 tane aldık, 6 tane daha alacağız yani. Hani hangisi daha net sence? Ertuğrul Doğan tercih ederim. Çünkü sen mesela Trabzon'da Ertuğrul Doğan'dan başka bir açıklama duyuyor musun? Yok. Duymuyorsun. Bir tek Ertuğrul Doğan'dan ben dinliyorum. Hoca konuşuyor işte. Hoca konuşuyor. Beşiktaş'ta Hasan Arat konuşuyor. Hüseyin Yücel konuşuyor. Feyyaz Uçar'a mikrofon tutuluyor. Feyyaz Uçar konuşuyor. Samet Aybaba'yı bu dönem duymadım pek. Evet. Transferle ilgili. Orada bir daha çok başlık var. Biraz onun da etkisi olabilir. Ben olsam Hüseyin Yücel'e bırakırdım bütün transferle ilgili konuşmaları. Şu an çünkü en net görüşmeleri yapan Feyyaz Uçar da diyor. Hani o devam ettiği sürece transfer devam edecek diyor Hüseyin Yücel'i kastederek. O yüzden yani, Feyyaz Uçar'ın da konuşmaması lazım bence. Yo, ben pek öyle düşünmüyorum. Yani Hüseyin Yücel işin şey tarafında yani. Para ve bitiricilik tarafında. Çünkü para onda olduğu için bitirici. Yani ne yazık ki böyle bir profil var Türk futbolunda. Hani yönetici anlamında söylüyorum yani. Para kimdeyse takımda bir anda hani başkanın yanında ikinci şey olarak ön plana onlar çıkıyorlar. Ondan sonra da işte transferde beraber fotoğraf çektirme, poz verme işi, imzaya atma işi onlara bırakılıyor başkanlar tarafından.
Yani bu bir gerçek Türk futbolundaki. Ama transferi, yani paranın sende olması demek takım planlamasını iyi yapabileceğin anlamına gelmiyor. O yüzden de niye o konuşsun yani, sadece para onda diye konuşmuş oluyor o zaman. Ben şey olarak söyledim. Şeyi söylemedim ya, tek başına bütün transferlerle onun raporu doğrultusunda gitsin diye. Zaten Beşiktaş transfer komitesi var. Bayağı 5-6 kişilik bir komite var. Ama yani şovu ona bırakıyorlar yani. Şovu o tarz yöneticilere bırakıyorlar. Ama o ilgileniyor işte. O gidiyor, görüşüyor oyuncularla. Tam neden ama? Para olduğu için. Öyle. Erden Timur'da da öyleydi. Paradan dolayı. Hani bu futbolun gerçeği. Burada şey diyebilirsin. Soru aklıma geldi. Feyyaz Uçar da galiba kulüp sözcüsü mü? Basın sözcüsü. Tabii, aslında tabii, basın sözcüsü. Hani konuşması gereken, ben Hüseyin Yücel dedim ama kulüpte de tabii böyle bir planlama yok. Burada o zaman şu olabilir. Orta yolda buluşalım. Aralarındaki iletişimin daha iyi olması belki sağlanabilir. Hayır, orada netlik yok ama Beşiktaş'ta. Benim anladığım o. Yani o yüzden Ertuğrul Doğan örneğini verdim. Yani şimdi Trabzonspor beğen ya da beğenme. Çünkü geçen sene de Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı ikilisi vardı. Bu gönderdikleri bütün oyuncuları bu ikili aldı ağırlıklı olarak. Ama en azından hani bu işin bu oyuncularla yürümeyeceğini anlayıp çok radikal bir değişikliğe kadronun ihtiyacı olduğunu düşünüp o planlamayı erkenden yapıp resmen matematik hesabıyla Trabzonspor o işi hallediyor. Hı hı. Ve hani Ertuğrul Doğan'ın söyledikleri de genelde hep çıktı. Yani şimdi Thomas Mönye gibi bir oyuncu gitti. Tamam mı? İşte sitem etti oyuncu. Öyle dedi, böyle dedi. Oralarını eleştirdik. O kısmını eleştirdik ama arkasından da şunu dedi. Merak etmeyin dedi. 2-3 güne kadar iyi bir bek alacağız. Pat diye aldı, getirdi bekini. Yani Trabzonspor'da da belli bir çalışma olduğunu görüyorsun. Yani sürekli olarak Trabzonspor'da Onuachu, işte Çam, bir de Okay konuşuluyordu. Kısa süre öncesine kadar. Okay daha bitirilebilir, halledilebilir bir transferdi. Pat, Okay geldi. Onuachu ve Çam daha zor transferler olarak gözüküyor ama hani verdikleri sayı içerisinde, yapacaklarını beğendikleri sayı içerisinde bu oyuncular var. Diğerleri de zamanlı olarak teker teker takviye olarak geldi Trabzon'a. Bence bu netlik biraz daha planlamanın doğru ve iyi gittiğini gösteriyor. Oyuncular bilemiyorum uyum sağlar, performans gösterir, o ayrı bir konu ama ben takım planlaması açısından daha doğru hareket ettiğini düşünüyorum Trabzonspor'un Beşiktaş yönetimine göre. Beşiktaş'ta evet çok fazla sayıda yabancı oyuncu var, çok yüksek kontratlar, farkındayım ama bu kontratlar da bir anda Beşiktaş yönetiminin kucağına düşmedi. Yani o da bir bahane değil. Siz talip oluyorsunuz yönetmeye, siz istiyorsunuz, siz aday oluyorsunuz, siz seçiliyorsunuz. Bütün kulüp başkanları için bu böyle. Yani şunu yaparım, böyle olacak, şunu yapacağım diye vaatler veren sizsiniz. Ondan sonra icraata geldiğiniz anda işte çok fazla yabancı var yani, vardı. Siz bu göreve talip olurken de vardı. Oyuncuların performansı da belliydi. Yani çalışmaların, planlamanın, seçilecek profesyonellerin, şimdi Brad Friedel hani neden geldi diye konuşuluyordu değil mi? Nedenden işte ilk ilişkilerle beraber oyuncu alım ve oyuncu satımında satışlar etkili olsun diye geldi. Bütün o hepsi bunu kapsıyor işte, yönetimi kapsıyor. O yüzden de büyük takıma geldikten sonra böyle tabloyu yeni görmüş, hani hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranmak bana çok ters geliyor. Bütün büyük takım yöneticiler için söylüyorum bunu. Hani büyük takım yönetimine sahip olunuyor, talip olunuyorsa Türkiye'de, öyle bir niyet varsa nelerle karşılaşacağınız 3 aşağı 5 yukarı belli. Hani şöyle bir şey olmuyor. Sen Galatasaray başkan adayı oldun. Seçildin. Seni seçtiler. Ki Galatasaraylar da hata yapar. Yani. Seni seçebilirler yani. Sen böyle geliyorsun. Ya neymiş bizim kulübün finansmanları diye soruyorsun yetkiliye. Senin mailin geliyor. Hani Galatasaray kasasında 150 milyon euro mu bekliyorsun? Mesela sen başkan olarak koltuğa oturduğun anda. Yoksa ertesi gün senden 3 milyon euro alacaklı olan birini mi bekliyorsun? Hangisi daha olası? Ama buna şaşırmış gibi davranmamak gerekiyor. Ya da hani sorunlu kontratlar mı bekliyorsun? Yoksa normal akışında giden iyi bir düzen mi bekliyorsun? Belli hani kulüp başkanı olduğun zaman nelerle uğraşacağın. Onları çözmek istiyorsun. Çözmek zorundasın. Eğer çözemezsen işte biraz böyle açıklamalar geliyor diye düşünüyorum ben. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Alabiliriz. Yapabiliriz. Yapabiliriz tabii yani. Alabiliriz. Mümkün. Ama yapabiliyor musun? Alabiliyor musun? Gönderebiliyor musun? Mesela neden az da olsa bir satış olmuyor?
Neden hiç satış yok? Hiç yok yani. Neden hiç gidebilen bir oyuncu yok Beşiktaş'tan? Hiç yok yani. Hani 1 milyon olsun ya bari. Muleka'yı da kiralık gönderecek. Efendim? Muleka da kiralık gidecek. 1,5 milyon euro olsun. Ne bileyim 3 milyon euro olsun. Şey beklemiyorum. Hani 20 milyon euroluk satış yaptın, onu geçtik zaten. Hani hiç mi şey yok? Oyuncuların hiç mi değeri yok? Tamam, kötü sezon geçirdi. Belki kötü 2 sezon geçirdi de. Yok mu yani bir oyuncuya 1 milyon 2 milyon euro veren ya? Var. Nerede? Yıllık ücretlerinden dolayı olmuyor işte. Yoksa oyuncular tabii ki bir takım bulur. Çok kolay bulur. Bu 5 dakika sürmez bence. Muleka'nın, Amartin'in, kim var Beşiktaş'ta yabancı? Masuaku'nun, Onana'nın, Oxley Chamberlain. Bence 5 dakika takım bulmaları. Tamam. Bulamamasının sebebi yıllık maaşlarından kurtulamaması. Çok güzel. Şimdi oradan al, buraya gel. Maaş skalasına bak şu an. Beşiktaş tarihinin en yüksek iki tane oyuncusu var. Evet. Şimdi Rafa Silva'ya o rakamı verdiğin zaman bir başka yıldıza gittiğinde alacağı baz rakam da, ya kendisi için alacağı düşünceye baz rakam da oraya yakın ya da ondan yukarısı oluyor. Yani sen o hamleyi yaptığın zaman senin sonraki hamlelerini de etkileyecek kararlar almış oluyorsun. Yönetim anlamında. Yani Rafa Silva kötü bir etki, yani kötü bir örnek mi olacak bu anlamda? Sonuçta böyle yıldızlara da ihtiyacı olduğu bir tarafta hani konuşuluyor. Kesin. Mecbursun. Ama bak, ekonomin neye izin veriyor? Sen standartı bir kere yükselttiğin anda, çok şey olarak kendi kulüp ekonomini çok yükselttiğin anda, ondan sonrasını planlaman gerekiyor. Onu yapabilir misin? Yapamaz mısın? Yapamazsan sorun oluyor. Problem oluyor. Yani iş sadece bir oyuncuyu, bir iyi oyuncuyu almakla biten bir şey değil. Hatta bu işte Diderot etkisi diyorlar buna. Yani zamanında Fransız Diderot 1700'lerin ortalarında galiba, 1700'lerin ortalarında ya da 1770-80 civarı devrim olabilir. Öncesi. Ha? Devrim öncesi. Kendine güzel bir böyle şey oluyor. Ne derler, sabahlık alıyor, çok güzel ama normalde kendi şeyinden ne derler, tarzından farklı. Ardından da evdeki hiçbir eşyasının onunla eşleşmediğini düşünerek her eşyasını değiştirmesi gerektiğini düşünüyor ve buna onu diyorlar. Yani sen evine yarın öbür gün çok iyi bir eşya aldığın zaman, çok güzel bir koltuk aldın mesela, koltukla halının uyumsuz olduğunu düşünüyorsun, halıyı değiştirmen gerektiği fikrine kapılıyorsun. Koltukla sehpası uyumsuz oluyor çünkü sehpanın kalitesiyle koltuğun kalitesi arasında çok fark var, onu değiştirmek zorunda kalıyorsun ama ekonomin yetmiyor buna. Eğer ona planlamanı doğru yapmazsan sana böyle bir şey var. Zararı var. Böyle bir negatif etkisi var. Benim anlatmaya çalıştığım o. Yoksa hani Rafa Silva, Immobile, zaten gördün aradaki yarattığı farkı. Diğer oyuncuları yükseltmeleri de çok önemli. Ama işte yönetim olarak sen o etkiyi yapmasını planlıyorsun ama bir sonraki hamleni de planlıyor olman gerekiyor. Yoksa kelebek etkisi. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te fiyat düne göre daha yüksek. Tabii dün 61 binden 52 bine, hatta oradan 49 bine kadar fiyat gerilemişti. Şu anda 55.836 dolardan işlem görmekte. Bir Bitcoin düne göre %7,5 oranında bir yükseliş söz konusu. TL olarak da fiyat 1.887.173'te. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. İddia bölümündeyiz. Bugün temsilcimiz Fenerbahçe saat 20.30'da Lille deplasmanında olacak. İddiada oran dağılımı şu şekilde: Lille galibiyeti 1.95, beraberlik 3.07, Fenerbahçe galibiyeti 3.08, 2.5 gol 6, 1.63 gol üstü 1.82 diye gidiyor oranlar.
Diğer tabii maçlar da var bugün Şampiyonlar Ligi'nde. Sadece Fenerbahçe'nin maçı yok. Onun haricinde Karabağ Ludogorets'le başlayacak seans. 19'da 20'de Malmö PAOK, 20-15 Midtjylland Ferencváros, 21 Dinamo Kiev Rangers, Sparta Prag. Steaua Bükreş ve 21.45'te de Salzburg Twente karşılaşmaları var. Salzburg da yıllar sonra şampiyonluğu kaybetti Sturm Graz'a. Eleme oynamak durumunda kalmış gözüküyor. Avrupa Ligi'nde de eleme maçları var. İki tane. Evet. Konferans Ligi'nde de yine bir eleme karşılaşması görüyorum. Bülten bu şekilde futbolda. Var mı Ali abi futbolda önereceğim bir maç? Lille-Fenerbahçe maçı için ne düşünüyorsun? Az gollü bir maç düşünüyorum ben. Temposuz. İlk yarı sıfır olabilir. 2.5 gol 6 olabilir. Yok olabilir. Karşılıklı gol yok. Ben 1-0-2'ye girmem bu karşılaşmada. Daha çok az gole giderim. İlk yarı sıfırın oranında 1.96 görüyorum iddia.com'da. Bana biraz beraberlik maçı gibi geliyor. Sen maç sonu sıfır düşünüyorsun. Maç sonu sıfır olabilir diye düşünüyorum. Sparta Prag'tan galibiyet bekliyorum. 1.33 iddiada. Evet, biraz düşük tabii. Bunun yanında Karabağ'dan galibiyet bekliyorum. Karabağ bak saat 19'da. Karabağ galibiyeti 1.61. Evet, Ludogorets karşısında kazanabilirler. Bunun yanında Dinamo Kiev Rangers'ta 2-3 gole yakın diye düşünmekteyim. Evet, futboldaki tercihler bu şekilde. Voleybolda da bülteni hatırlatayım. Çünkü birazdan, hatta yarım saat sonra Filin Sultanları olimpiyatlarda çeyrek finalde Çin'le karşı karşıya gelecek. Çin maçın favorisi. İddiada 1.26 Çin galibiyeti, 2.63 milli takımımızın galibiyeti. 14'te Brezilya-Dominik Cumhuriyeti maçı var. Brezilya galiba birinci bitirdi grup aşamasında bütün 8 takım arasında. Dominik'le eşleşti. Oran açılmamış. Brezilya'nın mutlak çıkması bekleniyor. ABD Polonya saat 18'de. 1.24'te ABD maçın favorisi ve 22'de de İtalya Sırbistan. İtalya 1.11 ile yine mutlak favori. Biz oldu ya Çin'i eledik ki çok yüksek bir ihtimal gözükmüyor. Performanslara baktığımızda Çin de çünkü grubunu çok iyi bitirdi. Lider bitirdi 8 puanla. İtalya-Sırbistan eşleşmesini galibiyle oynayacağız. Yani İtalya'yla büyük ihtimal oynayacağız. Orada favori İtalya. Ki İtalya'nın da bizi pazar günü ne yaptığını da izleyenler görmüştür. Çok üstün, çok dominant bir oyun vardı. Özellikle ilk sette. Yani yarı finalden ötesi pek kolay gözükmüyor. Çeyrek finalin ötesi de şu performansla kolay gözükmüyor. Diyelim buradaki bülten de bu şekilde. Yarın da erkeklerde bu arada yarı final müsabakaları var. Orada da Polonya ABD ve İtalya Fransa eşleşmesi var. Evet, iddiadaki durum bu şekilde. Tabii basketbolda, yine olimpiyatlarda, futbolda maçlar devam ediyor. Dün erkeklerde İspanya-Fransa finali oldu. Fransa uzatmada 1-1 biten maçın uzatmasında 3-1 kazanıp adını finale yazdırmayı başardı. Bugün yine erkekler basketbolda çeyrek final karşılaşmaları var. ABD 22.30'da Brezilya ile oynayacak. Herhangi bir oran yok tabi ABD'nin galibiyetine. Fransa, Kanada var. Sırbistan, Avustralya var. Almanya, Yunanistan, yani güzel maçlar da var. Dileyenler onları da takip edebilirler. Bir taraftan önümüzde de TRT Spor açık. Orada da Kerem Öncel şu anda Paris'te tabii milli maçlarımızı anlatan spiker. O da maç önü görüşlerini paylaşıyor. Bakalım nasıl bir ilk altıyla çıkacağız. Ben onu merak ediyorum. Ebrar Karakurt iki maçtır ilk altıda düşünülmüyor. Maç içerisinde de pek fazla düşünülmüyor. Aslında bizim dün de Mehmet Sevinç'le biraz konuştuk. En çok fark yaratabilecek oyuncularımızdan birisi ama bir türlü ritim tutturabilmiş değil olimpiyatlarda. İlkin onun bölgesinde son iki maça başladı. Pasörde Elif Şahin başlamıştı. Bugün Cansu'ya mı tekrar dönecek yoksa Çin çok uzun bir takım. O yüzden onunla mı Elif'le mi oynayacak? Biz bakalım onu tercihlerini de birazdan Santrelli'nin göreceğiz. Yayın bittiğinde de maçı takip edeceğiz. Evet, iddia bölümü bu şekilde geçsin. Bir araya gidelim. Başka konu açmayayım. Aradan sonra da haberleri toparlayalım ki Galatasaray'dan vereceğim birkaç transfer haberi var. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com.
9.39 programın son bölümündeyiz. Galatasaray'dan birkaç transfer haberiyle devam edelim. Onlardan birincisi bugün Nevzat Dindar'ın Milliyet'te bir haberi var. Zaha Arabistan yolcusu denmiş. Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan fil dişi sahilli oyuncu gözden çıkarıldı. Suudi ekibi Al Ittihad'ın Zaha için sarı kırmızılara 5 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlandı. Aktarıldı denmiş ki son Süper Kupa müsabakasında oyuna 5. kanat opsiyonu olarak dahil edilmişti. Wilfried Zaha, Yunus, Barış, Kerem ve Ziyech ondan önce tercih edilmişlerdi. Bu da aslında bir mesaj niteliğinde. Tabii ilk maçlarında sıralama değişebilir ama hani ilk maçtan böyle önemli bir maçta en azından Zaha'yı en son opsiyon olarak değerlendirmek, takımın en pahalı ikinci oyuncusu, en çok maaş kazanan ikinci oyuncusunun bu noktaya düşmesi çok da bence net bir gösterge aslında. Çok emin konuşmak istemiyorum ama gördüğümde bu. O yüzden Zaha'yla yollar ayrılabilir denmiş. Suudi Arabistan'a gidebilir ki onun zaten yıllık maaşını karşılayabilecek lig büyük oranda Suudi Arabistan Ligi. Belki Premier Lig'den de birkaç teklif gelebilirdi ama şu an Premier Lig'den herhangi bir ilgi olduğu yazılmamış. Sergio Oliveira ve Dubois'un da gözden çıkarıldığı yazılmış ama bu oyuncuların hala takımda olduğunu söyleyelim. Talipleri büyük ihtimal var bu iki ismin ama yıllık ücretleri tıpkı Beşiktaş'ta ve diğer bütün takımlarımızda olduğu gibi transferin önündeki en büyük engel. Ve asıl birkaç gündür konuşulan, tartışılan konu Derrick Köhn'ün geleceği Galatasaray'da. Spartak Moskova'nın bir ilgisi var oyuncuya. 7-8 milyon euro bandında bir teklif olduğu söyleniyor. Bunu kabul edebileceği Galatasaray yönetiminin dillendiriliyor. Nevzat Dindar da bunu yazmış. Yani rakam vermemiş ama iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarılacağı ve kısa süre içinde bir sol bek transferi yapılacağı öğrenildi denmiş. Köhn de zaten son birkaç gündür dediğim gibi yazılıyordu. Belli ki gözden çıkarılmış ki son Süper Kupa performansı da işin savunma kısmında kötüydü. Derrick Köhn'ün iyi sinyaller vermemişti. Ben de satışına çok fazla şaşırmam. Satışına şaşırmayacağım bir diğer isim Davinson Sanchez. O da tabii geç döndü Copa Amerika'dan kaynaklı. Nelson Abdülkerim Bardakçı ile başladı ama ona da birçok takımın ilgisi olduğundan bahsediliyor. Dün Evren Göz, o da tabii yakından takip ediyor Galatasaray, Napoli'nin adı geçiyor demiş. Çok ciddi bir teklif gelirse Galatasaray transfer politikasını tamamen değiştirir deyip şöyle eklemiş: ya Sanchez'i satıp hem başka bölgelere takviye yaparsın hem de stoperi güçlendirirsin, ya da reddedip takımda tutup Galatasaray'ın birçok bölgede eksik kalmasına sebep olursun demiş. Yani Galatasaray'ın aslında transfer yapması için şu aşamada artık oyuncu satışına ihtiyacı var. Çünkü Saray'la birlikte o limitler tamamen kullanılmış gözüküyor. Aslında transfer de bitti gözüyle bakılıyordu. Hani Galatasaray'ın eksiği ne? Sağ bek. Galatasaray'ın eksiği ne? 8 numara. Geldi. Sağ bek 8 numara. Şimdi hala işte Köhn gider mi? Ya da hani yeni sezonda kadroda tutacağını düşündüğün oyuncuların beklentilerin çok altında kalması. İşte Ziyech'in iyi girememesi, Zaha'nın 5. opsiyon olması, Yunus'un performansı tabii tartışılabilir, Icardi'nin görünümü vesaire. Abdülkerim de mesela çok iyi girmedi sezona. Enelson çok büyük iki hatayla başladı. Yeler daha göremedik. Galatasaray'ın da böyle son bölümde Ağustos'ta bayağı transfer yapabileceği düşünülüyor gidenlere bağlı olarak. Yani bir anda işte Galatasaray böyle bir girdabın içine girerse işi zorlaşır. Onu söyleyeyim. Şimdi Galatasaray'ın elindeki oyuncular iyi oyuncular, kaliteli oyuncular. O kalitenin Galatasaray sahaya yansımasını bekleyecek. Yani Galatasaray açısından Süper Kupa finali öncesinde düşündüklerimle Süper Kupa finali sonrasında düşündüklerim arasında çok büyük bir fark yok. Kendi adıma söylüyorum bunu. Yani sadece bir karşılaşmaya, bir skora bakarak Galatasaray teknik heyeti ya da Galatasaray yönetimi değerlendirme yaparsa hata yapmış olur. O zaman zaten şöyle düşünmek lazım. Yani bir maça mı bakıyor gene sizin değerlendirmeniz diye eleştiri yapılır. Eğer bu takımın yetersiz olduğunu, oyuncu performanslarının yetersiz olduğunu, oyuncuların sorunlu olduğunu düşünüyorsanız bu neşteri sezon bittiğinde vurmanız gerekirdi yönetim olarak. Şimdi orada vurmuyorsunuz. Artık sezonun başlamasına 3 gün kala bu operasyona girişirsen o zaman ortada bir çelişki yok mu? Mesela operasyondan kastın hani Zaha'nın
Tövbe gitmesi mi? Tabii Zaha Ziyech diyorsun şimdi. Yani Zaha Ziyech senin bu sezon ilk iki opsiyonlu olarak gözüküyor kanatlarda. Eğer sezonun başlamasına 3 gün kala sen Zaha ile Ziyech'i göndereceğini ya da göndermen gerektiğini düşünüyorsan o zaman yanlış yapmışsındır. Yani Zaha Ziyech geçen sene de bu kadrodaydı. Geçen seneki davranışları, geçen seneki antrenman performansları, geçen seneki maç performansları, takımla uyumları, uyumsuzlukları, aidiyet hisleri, hissiyatları var yok. Bunların hepsi zaten karar verilip belli olup ona göre hareket edilmesi gerekiyordu. Anladığımız oralarda bir problem görmüyor ki Galatasaray. Buraya kadar geldi oyuncularla. Yoksa hani artık Ağustos'un bu dönemine gelmişsin. Bir anda iki tane yıldız kanadını göndermeyi planlamak, işte sol bekini değiştirmeyi planlamak, stoperi ne bileyim satıp o bölgelere takviye yapmayı planlamak falan panik havası olur Galatasaray'da. Öyle değerlendiririm ben. Hani Ziyech'i ben söyledim ama Ziyech'te hani sıcak bir gelişme yok. Ziyech büyük ihtimal kalır. Hani Zaha burada daha sıcak bir gündem. Burada da yönetim sana şöyle diyebilir. Hani Zaha'yı evet göndermek istiyorduk ama şu ana kadar hani Temmuz'da bir teklif gelmedi. Haziran'da gelmedi. Ağustos'ta geldi. Biz de hani Okan Buk'ta hep iyi şeyler söyledi Zaha ile ilgili ki aksi beklenemez bir teknik direktörden. Hani Zaha'yı kötüleyecek hali yok. İyi çalışıyor falan dedi. Hani sanki devam edecekmiş gibi hissettirdi. Hani yönetimde sana böyle bir karşılık verebilir. Yani olmadı. Şartlar oluşmadı. Biz Zaha'yı şimdi gönderdik. Köln'e teklif yeni geldi. İyi gördük. Planımız da var. Alternatif sol bekimiz. Satmayı uygun gördük derse hani bu da futbolun içinde olan şey. Ağustos'ta da transferler oluyor gelen gidenler. İşte bunun tabii plan dahilinde mi olduğu ya da Galatasaray'ın böyle bir duruma hazırlıklı olup olmadığı zaman gösterir. Tabii ki öyle söylenecek. Senin söylediğin gibi anlatılır. Kalkıp da biz panik yaptık. O panikle beraber oyuncuları elden çıkarmaya çalıştık ya da süreci hızlandırdık demez hiçbir yönetim. Ama buna hazırlıklı olup olmadığını zaman gösterir Galatasaray'ın. Bu noktada tabii yönetimleri taraftarlardan ayıran bir davranış şeklinde beklenebilir. Çünkü taraftar bir kere çok üzülür. Anladın mı? İki sezonun şampiyon olan takımı, son iki sezonun şampiyon olan takımı, geçen senenin rekorlar kırmış takımı ilk karşılaşmada 5-0 mağlup olursa taraftar üzülür, sinirlenir, kızar. Öfkesini kanalize edecek birini arar. İşte Okan Buruk mesela maç sonunda çok eleştirildi Galatasaray taraftarlar tarafından. Bu normaldir ama yönetim ve teknik kadronun taraftar gibi düşünmemesi gerekir. Benim anlatmaya çalıştığım şey o. Futbolda tabii ki gelen giden oyuncular oluyor. Fakat bir anda tek mağlubiyetle beraber hani Galatasaray buraya kadar getirdiği politikayı değiştirirse o zaman ben bunu paniğe bağlarım. Eyvah demeye bak. Eyvah yani 5-0 oldu eyvah. Hemen bir şey yapmamız gerekiyor şey. Yoksa eğer kendi planına güveniyorsan arada böyle yol kazaları futbolda var. Peki son olsun, programın sonuna geldik. Şimdi Galatasaray iki önemli bonservis ödemesi yaptı. Yeler ve Sara. Toplamda bonuslarsız 27 milyon euro. Ve ikisi de çok böyle hani yıldız diyebileceğimiz oyuncular değil. Transfer politikasını nasıl görüyorsun bu dönem Erden Timur sonrası Galatasaray'ın? Hani birçok oyuncular yazıldı. Fambisakalar da yazıldı. Goretzka'da dendi. Daha yıldız isimler hep konuşuldu ama daha rol diyebileceğimiz oyuncular geldi. İki sebep olabilir. Birincisi görüntüden ziyade iş yapan oyuncu açlığı. Çünkü Galatasaray tarihin en yüksek transfer bedelini işte Saray'a verdi. Sara Atlik'ten gelen bir oyuncu. Hı hı. 25 yaşında bir oyuncu. Daha önünde uzun yıllar var. Fakat Galatasaray'ın diğer yıldızları hep çok dolu CV'lerle gelip biraz hayal kırıklığı yaratmışlardı Galatasaray'ın son transfer döneminde. Yani Icardi bunlardan ayrılıyor verdiği gol katkısı olarak ama işte Ziyech olsun, Ndombele olsun, Angelinho olsun, Zaha olsun, Galatasaray'da hep iyi CV'ler olup performansı beklentinin altında kalan isimler olmuştu. Galatasaray'da çoğu oyuncu da duruyor kadroda. Yani şimdi Zaha hala kadroda, işte Ziyech kadroda. Icardi de hani böyle şeyde dolaşıyor. Enteresan bir yapı Icardi'de. Hani problemle kahramanlık ince çizgisi arasında dolaşıyor Icardi'de. Öyle bir şeyi var Icardi'nin Galatasaray macerası. Çünkü Icardi'ye
anladığım kadarıyla Okan Buruk'un Icardi'yi yönetme şekli takımda pek diğer yıldızlar tarafından kabul görmeyen bir şekil. Yani Icardi'den aldığı performansın karşılığı Icardi'ye verdikleri Okan Buruk'un benim gördüğüm, ama biraz da diğerlerini bozan bir ayrıcalık gibi oluyor anladığım kadarıyla. Hani Icardi'yi yönetmek istiyor Okan Buruk. Şu ana kadar da iyi yönetti ama ona verilen tavizler diğer oyuncuları biraz bozuyor gibi. Şimdi Galatasaray belki daha böyle bilinen, gene çok marka bir isme gitseydi yönetemeyeceğin kadar da şey olabilirdi. Okan Buruk'un elinde, yani yönetilemez bir kadroya da dönüşebilirdi. O yüzden şimdi mesela Yeler Okan Buruk'u dinler. Sara Okan Buruk'u dinler. Okan Buruk'un gözünün içine bakar. Ne yapması gerektiğiyle alakalı olarak sağ içerisinde. Biraz daha kendini ispat etmek isteyen bir oyuncu kıvamında. Bu belki Galatasaray'a bir artı da getirebilir diye düşünüyorum ben. Hani bu politika çerçevesinde mi gelişti? Böyle bir düşünüldü mü? Ben mi saf saf böyle düşünüyorum ama benim gördüğüm, hani Galatasaray'da bu tarz oyuncu eksikliği vardı. Daha ne deniyordu ona? Asker tarzı diyeceğim. Asker tarzda asker. Hani general olmayan saha içerisinde biraz daha işte takım arkadaşlarıyla birlikte hareket edecek. Takım için hareket edecek. Biraz daha o işlere, yani taşın altına elini sokabilecek karakterlere ihtiyacı vardı. Şimdi bakmayın, Galatasaray'da hala çok büyük karakterler var. Onları idare etmek de kolay bir iş değil teknik direktör olarak. Yani şimdi Muslera çok uzun yıllardır Galatasaray'da. Galatasaray'ın çok önemli bir parçası. Öyle çok kolay bir şey değil. Ne derler? Hani kenara atacağın, görmezden geleceğin bir oyuncu değil. Muslera'nın çok ciddi bir ağırlığı var. Torreira'nın takım içinde bir ağırlığı, bir etkisi var. Icardi öyle. İşte Zaha, Ziyech, bunlar yıldız oyuncular. Çok kolay değil. Ama diğer tarafta bak Galatasaray'ın diğer oyuncularına, diğer yabancılarına. O tarz isimler azdı. Galatasaray'ın zaten kalitesi var. Biraz daha böyle hem kaliteli hem asker diyebileceğin, ikisinin kombinasyonu gibi düşünüyorum ben bu oyunculara. Yetenek var. Hı hı. Potansiyel var. Ama aynı zamanda hala hani teknik direktörün gözünün içine bakan, daha tam olarak patlamasını yapmamış, büyük bir yıldız olarak kabul edilmeyen, hatta belki yıldız olarak kabul edilmeyen isimler, olabilecek isimler. Bu bakımdan da bence kendi içinde bir mantığı var. Umarım öyledir. Böyledir. Böyle düşünmüştür, bilmiyorum. Hani yoksa şey daha kolay. Bir marka ismi alıp getirmek. O sadece parayla alakalı oluyor. 9.51 bitirdik programı. Birazdan 9 dakika sonra Filin Sultanları'nın Çin maçı başlayacak. Bilmiyorum kaçınız takip edecek ama biz takip edeceğiz. Öğlen de programda konuşuruz diyelim. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la sabah sporu sona erdi. İddia.com